Dikkat, dikkat. Çok değerli, çok sevgili Ova FM dinleyenleri. En hakiki öz oğlu, öz Ova FM burasıdır. Taktiklerinden sakının. Ova FM adı altında yayıncılık yapan Sadıç Efendi'miş, Sıdıç Efendi'miş, Sıdıç Efendi'miş gibi programlara itibar etmeyiniz. Bakınız, en hakiki öz oğlu, öz İsmail'den istek hattı da burada yayınlanmaktadır. Taktiklerinden sakınınız. Sakınmazsanız da ayıp etmiş oluyorsunuz ama. Bak benim kalbimi kırarsınız. Üzersiniz beni. Neyse, hayırlı dinlemeler. Bunun Hüseyin'in gıyındı kalması işimiz geliyor Sadıkçı. Bunun karanlık taraftı kalması işimiz geliyor. Neden? 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 Ben Hüseyin'in attığı her adımdan haberimiz olacak. Bu çaktırmadan Hüseyin'in gıyında bizim için çalışma devam edecek. Double ajan gibi olacak lan. Aynı James Bond gibi. Hani filmlerdeki gibi. Aynı Sadıç. Eğer Hüseyin gene bizi ihbar etmeye kalkarsa sen haber verecek. Ayağımıza kadar gelmiş fırsat etmeyen bak. Tekrardan ihbar eder derken he? Hani biz yayın yapmaya devam mı edeceğiz? Erol. Lan. İlk baskını bırakacağız mı? Var mı lan bizim kitabımızda öyle hemen pes etmek? Yok öyle. Evet sevgili dostlar, ufak bir aksaklıktan dolayı sizlerle olan birlikteliğimize kısa bir ara vermek durumunda kaldık. Emme bunu yaparken Sadıçlı efendim bunu da düşündü, sizleri boş bırakmadı, güzel güzel türküler dinletti. Hemen hiç vakit kaybetmeden sıradaki isteğimizi geçiyoruz. Sıradaki isteğimizi bizden yedi kızlan Zülfiye istemiş. Akçaylan geline, değirmencilen İmine abaya, bir de Elif abaya armağan gitmiş. Gavici Fikri abimizin isteği var sırada. Öyle bir kabacı bakıyorum da çok uzun olmuş istek. İnce hepsini sayarsan program bitecek. Kısaca kendi tarafına bir de hanımının tarafına armağan gitmiş. Ulan bir kere de okusan şaşarım be. Bir kere de okusan şaşarım. Tövbe tövbe. Ve son olarak sıradaki istek bana ait. Ben Deniz'de bir ilki gerçekleştiriyorum. Kendim için bir istek çalıyorum. Bu çalacağım şarkıyı ismi lazım değil. Bir türlü kafaya armağan gidiyorum. Hapursan da bu radyo yayında, köpürsen de bu radyo yayında. Çatladı patlıgar diyorum. Emel'den bastın, bakı bastın. Beni fazla hafif aldın. Gelsek. Vay kardeşim. Demek nasıl çalışırsın dediler ha? Demek Hüseyin'le nasıl ortaklık kurarsın dediler. Allah ne verdiyse vurdular öyle mi? Vay vicdansızlar be. Vay adiler be. İnsan olana böyle vurulur mu? İnsanlıktan çıkmış bunlar. Emin bunların gözlerini hırs bürümüş. Bak bu hırs bunların gözlerini kör etmiş kardeşim, kör etmiş. Ay neyin Hüseyin abi? Yani bunlarda hiç vicdan vicdan kalmamış. Ben seni de veren bak. Bir de hinci bunlar sene karşı kabahatli olduklarını biliyorlar ya. Onun ezikliğini de yaşıyorlar. O yüzden bu kadar çirkefleşiyor bunlar. Öy kardeşim. Demek sen benim için dayak yedin ha? Vah be. Korkma bundan böyle. Yalnız değilsin. Hakan'da ben varım senin. El ele vereceğiz. Benim kardeşime böyle vurmak ne demekmiş göstereceğiz onlara. El ele vereceğiz. Bitireceğiz onları Emin. Bitireceğiz onları. Ben sana bir şey aldım Yakut. Hani sen sürekli benim için bir şeyler yapıyorsun ya. Belki dedim ben de seni mutlu edebilirim. Öyle bir şey yapmak istedim. Açmayacağım. Şey yapmışsın sen. Hani sen çok seviyorsun ya. Ben de büyüden büyüdüm. Daha rahat bakarsın diye. İsmail çok şaşırttın beni. Ben bunu çok güzel bir yere alacağım.
Neden söylemedin? Neden gizledin benden? Mecburdum Neşe. Kimseye bir şey söyleyemezdim. Anamın hala haberi yok biliyor musun sen? Sen de bilme. Ben Sibel'i dedikoduların orta yerinde bırakamazdım. Sen düşün galiba. Ne demişler? Yolu bakacak, yolu bakacak, yolu bakacak. Yazı tecelli böylemiş. Süleyman. Keşke başka bir yolda olsaydı biliyor musun? Keşke her şeyi geri döndürebilmenin bir yolu olsaydı yani. Gel lan gel 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 gel. Ne yaptın lan? Kimse görmedi değil mi? Yok. Sebahattin abi düştü peşime ama un zekici bu hamleden hemen atlattım. Ulan Sebahattin bak be, Naldos benzinci. İki sene radyodan bedavaya reklamını yapacak ya. Ödül avcı sormuş kıyar. Abi, burada periler, hayaletler falan yoktur deme. Çarpılmayız deme. Lan ne perisi, ne hayaleti, saçma sapan konuşma be. Yürü hadi, yürü. Gelin var. Geldiler lan. Vallahi billahi geldiler. Şuna bak. Süleyman. Geldiler lan. Ne yapacağız? Şş, tamam tamam durmuyor be. Geldilerse geldiler. Sakin olun. Herkes ne yapacağını biliyor değil mi? Ha, biliyorum biliyorum. Ben yola gelince böyle. Ben böyle Mozart'ın gazetini takacağım. Ondan sonra play'e basacağım. Ha, iyi hadi kazanımız mübarek olsun. Şş. Ondan sonra da ne yapacağımı çok iyi biliyorum zaten. Bu ne lan? Ne yapıyorsun lan? Halkanda aşıyan lan bu. Sen Mozart takçıydın rakı bu. Hadi. Lan oğlum az önce Hakan Taşıyan çalıyordu. Şimdi ne çalıyor böyle? Hakan Taşıyan seslenmedin mi? Demek ki buranın hayaletle acık böyle karışık bir müzik zevkini sahip Hüseyin abi. Allah! Hüseyin abi, burada çok garip şeyler oluyor. Ben sedeyi veren çok garip şeyler oluyor. Dur lan dur diyorum sana. Sen de dur. Rüzgardan diyorum sen. Ceryan var burada. Kapıdan o yüzden çarpıyor diye korkak adam çıkmışsınız be. Ben gidiyorum. Tövbe tövbe tövbe. Ben gidiyorum lan. Sabahattin, nereye gidiyorsun oğlum? Bırakma bizi. Korkaklık yapma lan. Hüseyin abi, ben de yüksek müsaadenle daha fazla dayanamayacağım. Buraya bayılacağım. Emin. Emin oğlum şimdi bayılmanın sırası. Ne oluyor lan burada? Elen teneffüsken gösteriş. Sakin ol. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Sen? Ha! Ben aksakallı dideyim evladım. Sana nasihat vermeye geldim. Bundan ötürü iyi bir insan olacağım. Camiyi, cemaati bırakmayacağım. Sen ona bakma! Ben Deli Hikmet'in hayaleti mi, Sen beni rahatsız ettin mi? Daha da buraya gelme! Hadi lan oradan, sen ona inanma. Sen ona bakma. Bizim kültürümüzde hayalet mi var? Bizim kültürümüzde aksakal dedi var. Sen, bana inan canım sen. Bana inan, ben sana nasihat veriyorum bak. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Başlattın lan aksakal dedi. Bak bizden o sen, bizden o. Bak sakallı dediden de bak, hayalet dayıdan da bak sen. Sen daha Deli Hikmet'i tanımıyorsun lan, arkanı bak, korkuluk var orada. Gelmeyin üstüme, gelmeyin. Vallahi benim bir günahım yok. Ya oğlum desene, vallahi bak onlar şey yapmaz bak, taşımadık sen. Bek, oğlum bak. Sen! Dur bir yere! Sen!
Allah. Öldü lan adam. Öldü sadıç lan. Bittik biz be. Kıpırdamıyor Hüseyin abi. Yeminli kıpırdamıyor bak Hüseyin abi. Cemil gözü ki seven sen bir bakıver görüm yaşıyorum ben bakamacığım. Yaşıyor. Yaşıyor Sadıç. Yaşıyor da birazdan ben bayılacağım bak burada. Adamın ağzı leş gibi kokuyor ben. Nefesi leş gibi kokuyor ben. Niye dedin sen abi öyle? İyi görüm demek ki yaşıyor değil mi? Ağzı koktuğun göre yaşıyor demektir Cemil. Neyse sen yiyince sık sık bak emme. Kesinlikle emin olmamız lazım tamam mı? Ha, niye ben bakıyormuşum? Ha? Niye ben bakıyorum? Sadıç sen baksın ya. Adamın ağzı kokusunu niye ben çekiyorum? Sen çeksen ya. Zaten yattınız adam buraya öyle. Ya ölürsen ne olacak? Ha, ne yapacağız biz? Çekecek tabii lan. Çekecek tabii. Sen niye aksi kaldı diye yapıyorsun lan? Biz seni aksi kaldı diye yapmayacaksın demedik mi? Sen niye adamın karşısına çıkıyorsun Cemil? Suçuncu bana kaldı değil mi İsmail? Ha, suçuncu bana kaldı değil mi? Ben sizi demedim lan adamı korkutacağını demedim mi? Ha ben ne kadar güzel aksi kaldı ne yapacaktım? Öyle çıkacaktım ben size nasıl yetmeyecektim? Belki böyle olmayacaktı. Ya indi bu ölürse ne olacak? Ha? Mahpus damlandı çürürsek ne olacak? Safiye bir başına kaldı. Ha nasihat ettin ya Cemil sen. Sen adam nasihat ettin ya. Sen adam doğruluktan ayrıldın dedin ya. Adam ölürse cennete gider. Sen hiç korkma. Ölmezse de gidip bizi jandarma ihbar etmez. Çünkü verdiğin nasihatler sayesinde adam bizi jandarmaya niye ihbar etsin? Verdiğin nasihatler sayesinde de giderik Cemil be. Lan yeter gari durun be. Hüseyin abi burada can derdinde siz bir de kavgaya tutuşuyorsunuz gölüm. Benim halimi de düşünen yok hiç. Ben bu vicdan azabından nasıl yaşayacağım? Hüseyin abi. Neredesin Hüseyin abi? Benim kardeşim derdim. Dostla ayranla ayırdı geçirdik nere. Beni inci derlere bırakıp da gidiyor. Hüseyin abi Trabzanlı adam. Yeter be gari. Yeter. Sus. Hadi lan. Sür sen de. Sür hadi. Sür. Bas. Çekil be. Vallahi yenge biz boşuna gidiyoruz. Abim ben tanıyorsam kesin mikserin başında uyuyakalmıştır. Kaç saattir yayına çıkmadı. Şarkı çalıp duruyor Ersin. Programı da yarım bıraktı zaten. Hah. Neyse şu zil neredeyse çal şunu hadi. Zil diye bir şey yok ki. Aha böyle antin guntin bip bak. Asılıyorsun. Onlar kapıyı açıyorlar. Kapı açık. Hakikaten açık. İkinci ben de tırsmaya başladım yenge. Bu kapıyı açık bırakmazdın onunla. Dur yenge sakin olacak. İsmail. İsmail. İsmail neredesin merak ettik seni. Korkulup değil mi bu Ersin? Bu ipler falan. Ay ne olmuş burada böyle? Vallahi ne bileyim yenge. Bunlar yine bir işler çevirmişler burada emme. Ne olduğunu anlayamadım. Hadi lan hadi. Ölecek bak adam. Hadi. Abinem. Yardım edin abi. Abi bir sedye getir bir şey getir gözünü seveyim. Adam ölüyor burada. Hadi hemşerim. Hemşerim hadi. Niye bakıyorsun be?
Sen daha önce hayatında hiç hayaletle aksakal dede görmedin mi? Niye bakıyorsun sen be? Lan kocaman adamsın yani. Bir aksakal dede lan, bir hayaletten mi korkuyorsun gülüm? Lan korkmanın gerek yok. Niye korkuyorsun be? Ben gerçek aksakal değilim. Sen bak bunu lan, takma sakal lan, bıyık lan. Bak bak. Bak ben de hayalet değilim bak. Çarşaf bu. Görüyor musun bak? Görüyor musun? Adam bu adam. Ya biz film ekibiyiz biliyor musun? Bunlar hep kostüm, hem aslı gerçek bak. Sediye alalım o zaman. Hadi hadi. Hadi yavrum. Hadi. Dur. Yürü. Bekle. Yürü, sezi giriyor lan. Hadi kardeş. Kaldır. Ben tuttum. Öldüm. Sen ne yapayım? Işınlandı. Uçağa gitmeyecek. Amca, ne yapıyorsun gece? Kediler acıkmış galiba, miyavla hep duruyor. Onlara bir iki bir şey vereceğim. İyi, tamam. Gel pisi. Gel pisi. Geliyorlar. Geliyorlar hocam, yardım et bana, geliyorlar. Sebati evladım, ne oluyor gece aklımı fıydırtıyordun benim. Ne bu telaşın, köpek mi kovalıyor sen ha? Daha fenası hocam. Uğramalar da dandı bana. Üç harfler düştü peşime. Ne olur hocam yardım et bana. Üç kulüp bir elemi öğret bana, ne olur. Allah Allah, iyi misin sen evladım? Eğleniyor mu gece benden? Ne golfusu, ne elamı? Hocam, ben ezberlemedim de golf ile elamı. Zammi surelerini de bilmiyorum. Yasin'le Tebarike'yi de kopya çektirdim Kur'an kursunda. Yalan attım yani size. Ne olur hocam yardım edin beni, kurtarın beni. Evladım, ne uğraması, ne üç harflisi. Bırak Allah aşkına, git evine yat. Ha, kafanda bazı takıntı varsa aç Kur'an'ı, muhafazateyn surelerini oku. Hocam, ben Sübhaniki'yi bilmiyorum diyorum. Sen bana muhafazateyn diyorsun, yapma galiba. İyi evladım, dur şurada, bir namaz hocası olacaktın. Orada Türkçe yazılmış şeyler var, oradan okursun. Felak nasıl? Bunları okuyacaksın. Fazla da ehvam yapma. Şuradan bir güzelce abdest al, yalnız kalma. Kendini toparla, biraz dinlen, ondan sonra gidersin. Ondan sonra? Allah razı olsun hocam. Allah tuttuğun altın etsin benim yakışıklı hocam be. Hocam, bundan sonra namaza gideceğim. Söz veriyorum. Fakiri fukarayı da gollayacağım. Hem de hepsini gollayacağım. Yemin ediyorum bak, çok çirkin gollayacağım hepsini. Yalnız kalma diyorsun, gidiyorsun hocam be. Allah, geldi la. Yeminle geldi la. Abdest alacağım. Hemşire hanım, hastamızın durumu nedir gülüm? Bana öyle iyi bir haber verin, iyi olacak deyin. Siz yakınsınız herhalde. Ben oluyorum yakını. Gayınçom oluyor benim de. Gerçekten değilim ben. Formaliteden gayınço, formaliteden. Formalite mi? Aynen. Her neyse, herhangi bir hayati tehlikesi yok. Kırık çıkık da yok. Doktor bey müşahede altına alın dedi. Boynunda birkaç izik var, o kadar. Sabah taburcu olur. Sizin ağzınız ne diyor hemşire hanım? İyi olacak yani, yaşayacak, ölmeyecek mi? Ölmeyecek, yaşayacak. Duydunuz mu Sadıç'la? Bir denecik Hüseyin abimiz kurtuldu işte. Tamam lan, yeter galiba. Adam kurtuldu da biz ne yapacağız lan gelince? Aynen. Hüseyin abi kendini geldiğinde öğrenmeyecek lan her şey. Ha? Bu işin aslını, astarını soruşturmayacak mı bu adam? Soruşturacak. Ne yapacağız? Bizim acil bir şeyler yapmamız lazım. Bir çözüm bulmamız lazım. Lan tamam, çözümü ben buldum. Hince Hüseyin abi kendin gelince gideceğiz. Böyleken böyle oldu Hüseyin abi diyeceğiz. Özür dileyeceğiz, konu kapanacak bu kadar. İstersen bir de gidelim jandarmalara, kendimizi ihbar edelim Emin. Oğlum lan öyle şey, ölmek ve dönmek yok. Saçma sapan konuşma be. Buldum lan. Buldum. Biz gideceğiz, bu kalacak. Vallahi Hüseyin abi, ben ayıldığımda seni böyle x80 yatıyor gördüm. Tuttuğum gibi de hastaneye getirdim diyecek. Vallahi başka türlü olmaz Emin, öyle bak başka türlü olmaz. Ben yapamam. Lan zaten benim vicdanım kanı al hep duru burada. Yani adamın başın gelenlerden sonra bir de üstünü bunu yapamam. Ne demek yapamayacağım ne? Yap ki. Eşekler gibi yap ki. Eşek gibi konuşma benimle. Sen bizden yana mısın, o adamdan yana mısın? Ben kanayan vicdanımdan yanayım Cemil. Şimdi başlatacağım.
Lan zaten adam benim yüzümden nihallere düştü. Bir de bunun üstüne üstlük ben gidip bunu yapamam. Yapacaksın ne? Yapacaksın. Bal gibi de yapacaksın. Şu halimize bak be. Başka çaremiz mi var? Vallahi da billahi de yapmazsan hepimizi yakarsın emin. İşte o zaman vicdanın kanamı çekme emin. Ha? Bizi böyle kelepçeyle götürürlerken senin vicdanın kanamı çekme affedersin. Kana. Bizim böyle radyomuzun kapısını böyle onlar kilit vurukara senin vicdanın kanamı çekme. Kana. Değil mi? Bu iş sende gari emin. Ya bu işi yaparsın ya da bizi de yakarsın, ben seni diyeverem bak. Hadi görem sen. Hadi. Sen de yap. Gelmek. Allah. Gelmemiştim. Gelmemiştim. Gelmeyin diyorum. Allah. Allah! Hüseyin abi. Ah! Ne diyeyim ben? Sakin ol gülüm. Hüseyin abim benim. Emin eller desin. Kurtuldun çok şükür. Sakin ol. Kıyımdayım ben bak. Emin. Ne oldu be öyle? Bir bak. Aksakallı dedi vardı. Bir hayalet vardı. Bu deli Hikmet'in hayaleti vardı. Vallahi ben de korkudan bayılmışım zaten Hüseyin abi. Yani böyle gözden bir açtım, sen yerde yatıyordun biliyor musun? Gari korkuluklardan aşarı mı düştün, ne yaptın? Böyle bir telaş aldı beni. Seni kaptığım gibi doğru hastaneye gittim. Öyle mi diyor? Hayatım kurtardın ha? Sana bir can borçluyum kardeşim. Ya sen gene de kendini öyle borçlu olaraktan hissetme Hüseyin abi. Yani benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı gülüm. Ya yapmazdı. Kimse yapmazdı. Bu devrede menfaati olmadı. Kimse kimseye bir şey yapmıyorum bari. Senin gibi bir insanı bulmak çok zayıf. Gel buraya sarılacağım sana. Aslan kardeşim, can dostumsun artık bulundun gari. Oh. Yok öyle şey etme, bak beni mahcup ediyor Hüseyin abi. Ya yapma. Bir de Hüseyin abi ben hence bir şey düşündüm. Bir şeyler tasarladım. Bence biz o eve bir daha hiç uğramayalım. Hatta mümkünse gıyıktan bile geçmeyelim. Vallahi yani benim hala şüphelerim var. Bir alavere mi döndün yoksa gerçek miydin ben anlamadım. Hem de fotoğraf çektim biliyor musun? Bol bol böyle patladı fotoğraf, flaşlar patladı. O fotoğrafları bir alem, bir çıkartayım. Anlayacağım gerçek miydin değil miydin, o zaman anlayacağım. Ah ulan be, biz nasıl unuttuk o makineyi? Nasıl akıl demedik? Adam flaş böyle yüzümüzü gömçürüp duruyordu. Beni sataşacağınızı da onu düşünseydin Sadıç. Neymiş efendim? Cemil neden aksakal dedi olmuşmuş da... efendim söyleyeyim neden nasihat vermişmiş de... bunu bak gari, bunu bak sen. Ne yapacağız ha? Ne yapacağız? Hinci ne yapacağız? Derdimiz bu demişsin Cemil. Ha? Yaptığım saçmalıklar yüzünden agil eşlemdi beyin, zeka namını bir şey bırakmadım demiyorsun da... Hı. Suçu bize atıyorsun değil mi utanmadan? Lan bir durun diyor be. Hinci kavga etmenin sırası mı gölüm? Yalınız yüzleriniz bir çıktı savur resimlerde. Yandığımızın resmidir yani. Sus. Neyse Sadıç'la Hinci, bana sorarsanız... biz gidem hölüken höl oldu diye Hüseyin abiye. Yani çünkü güzellikle anladırsak... onun bize affedeceğine inanıyorum ben. Neden derseniz o özünde böyle çok iyi bir insan görüm. Ben onu tanıdım biliyor musun? He, çok iyi bir insan değil mi Emin? Çok iyi bir insan. Öz sözü bir, dürüst, samimi, merhametli. Hatta yeryüzün gelmiş en iyi insan değil mi Emin? Tövbe tövbe, bir gömçürürsem suratını görürsün bak. Gömçürürsün. Hadi gömçürürsün. Tamam be. Bizim ne edip o filmlere ulaşmamız şart. Da nasıl bulacağız? Ha? O tüylü kafa gıyına yaklaştıracak mısın? Nasıl bulacağız? Belki bizi gıyısını yaklaştırmaz değil mi? En has adamı gıyına soka. Demeyim mi? Niye? Hiç öyle ya yapma. Hiç öyle dudağını titretme mi? Bu işi sen çözeceksin Hüseyin abi, yakın duracaksın. O filmleri almanın bir yolunu bulacaksın. Bulacağım. Yok
hakkı arıyor Münih abi. Böyle kullanacağını bilseydim vallahi vermezdim senin arabayı. Adamın boynu ağrıyor, görmüyor mu? Öyle durulur mu be? Konuşma lan, getirdik işte, konuşma. Yoğurt da koydum içine. Yani biraz ekşi oldu ama yani ayran yaparsınız. Allah razı olsun, gerek yok Sibel. Sağ olasın. Sibel, sen beni gırgın değilsin değil mi? Gel sen abim sen. Gel, öyle gir koluma gel. Lan. Bırak lan sen. Gorku'dan kaçıverdin kıyımızdan zaten. Korkak tavuk. Benim Emin'im var. Emin girer benim koluma. Benim kardeşim o. Bir tek ona güveniyorsun artık. Yok. Değilim. Hey. Sağ olasın. Şşşt, hadi. Abi, ne oldu sana böyle ya? Hale bak. Hüseyin abi, geçmiş olsun. Niye oldu seni böyle? Seni ilgilendirmez kardeşim. Ben bir takım metafizik durumlara maruz kaldım da... seni hiç ilgilendirmez. Metafizik durumla? O ne oluyor ya? Sen boş ver güzel kardeşim, boş ver. Sen hiç yorma kafanı. Ben birilerinin kaçak radyosunu yakalayacağım diye oldu böyle hem mi? İntikam çok çirkin olacak, çok çirkin olacak. Benim müsaade, Hüseyin abi, benim dükkana gitmem lazım. Bekir abi bekle. Çok geçmiş olsun, Sibel seninle ilgilenecek. Semih beni bekle. Sen de git şunu, fotoğrafçı Mesut abimle banyo et. Beni bak. Emme için de çok önemli resimler var ona göre. Ya sen onunla banyo ettiremezsin Hüseyin abi. Gülüm gözünü seven. Sen bu fotoğraf makinesinin halini görmüyor musun? Yani hem sen Mesut'un makinesini kır, ondan sonra Semih'le gönder yani. Al makinanı da. Başın çallı der gibi olur yani Hüseyin abi, ayıp olur gülüm. Öyle değil. Doğru söylüyorsun, ayıp olacak. O zaman ben bir kendime geleyim, bir kuvvetleneyim. Götür izah ederim. Hı? Sibel. Ha. Şuraya iki lokma bir şey koy Allah aşkına. Tamam, gel. Şurada bir şeyle atıştıralım. Ah. Alçalarım, alçalarım. Hiç tutmuyor biliyor musun? Ya, bir şey yapacağız. Hadi git. Ah bari. Ne yapacaksın sen şimdi? Nasıl kurtulacaksın bu suç imparatorluğundan ha? Yetim malı mı yiyeceksin? İnsanlığın hakkını gasp mı edeceksin? Ulan her türlü entrika var, her türlü ihanet var bu işin içinde. Ulan bari nasıl kurtulacaksın sen bu işten? Bari abi, arkadaşlar soruyor şimdi. Bundan sonra ne yapacağız diye. Emirler nedir? Ne yapayım şimdi ben size? Ne diyeyim? Gidin adamlığa dövün mü diyeyim? Gidin adamlardan haraç mı alın diyeyim? Milleti kundak diyen mi diyen? Ne diyen ha? Ne diyen? Yok vallahi. Ben daha fazla dayanamayacağım. Daha fazla şeytan esiri olmayacağım. Gidin abi. Salıyorum sizi, gidin. Benim sizinle işim yok artık. Burayı da kapatıyorum. Palada'ya gelince ne yaparsa yapar. Beni ilgilendirmez. Aman abi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? O nasıl söz abi? Burayı kapatırsan ne yer ne içeriz biz? Bana ne canım? Nereden yerseniz yiyin. Gidin hamallık yapın. Gidin daş taşıyın. Ne yaparsanız yapın bana ne? Aman abi. Allah'ını seversen. Biz gözümüzü Paldayı'nın gıyını açtık. Ne anlarız biz hamallıktan, daş taşımaktan. Vallahi acımızdan ölürüz. Abim bizi bırakma. Evde çoluk çocuk ekmek bekle. Bunca azı çocuklara aç mı bırakalım biz? Öyle diyorsunuz. Çoluk çocuk ekmek bekler diyoruz. Bir de işin o tarafı var. Ulan bari ne biçim işlerin içine girdin sen? Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Ulan bari ne yapacaksın sen? İnsanlığa kötülük yapmadan bu işten nasıl kurtulacaksın sen? Şu makasları da bir eyeleyiver Süleyman. Şurada çekmecede eye var. Sen merak etme Bekir abi, ben cilet gibi yaparım onları, cilet. Süleyman, bir de benim bir isteğim vardı. Sizin şu İsmail'in programı için parasını çekmeceden alırsın. Oğlum öyle şey Bekir abi, senden de mi para alacağız, olmaz. Olsun Süleyman,
Sen al yine de. Sonuçta siz de ekmek yiyorsunuz oradan. Al sen, hadi bakayım. İyi günler Bekir abi. Neşe? Sen bana mı baktın? Hayırdır, bir şey mi diyeceksin? Yok, ben burada da öyle geçiyordum da burada duruverem dedim. Sonra duruyordum, gidiverem dedim. Sonra sen çıktın işte. Neyse, ben zaten şey yapmaya gidiyordum da. Hadi seneye günler. Hah, iyi kardeşim. İyi, afiyet olsun. Al. Verin bak. Bunlar Hafize Ana'nın kumpirleri. En iyisi. Ödemiş patatesi bu. Yi. Bilmem mi ben Hafize Ana'nın kumpirlerini? Hüseyin abi gözünü seven. Daha evvel adam da gidin ben ondan. Evvela artık beni ilgilendirmez. Bunları ben ikram ediyorum sana. Yiyeceksin. Hah. Verin bak. Alaman şokoladesi. Ekmeğe süreceksin yiyeceksin bunu. Süreceksin yiyeceksin. Bak. Acayip enerji biri. Verin bak. Yarın bir gün bir çocuk meselesi olur. Lazım olur. Lazım olur. İyi diyorum seni. Kuvvet veriyor diyorum. Sibel. Hafize Ağa nerede? O neydi? Naziye. Yok. Necmiye. Ay ama ne diyor o abanın adı ya? Şu... Naciye abayı diyorsun gülüm sen. Ha ya yaşa. Naciye ablaya gitti. Ya. Ney gari? Kafamızı dinleriz birazcık. Şimdi 10 saat sorguya çeker beni. Böyle mi düştün, öyle mi düştün, nereden düştün? İşin yoksa anlat ben gari. Ah be Naciye, ah be Naciye. Sen niçin öyle ettin be kızım? Bak adamcağızın hiçbir suçu yokmuş işte. Kadınla aralarında hiçbir şey olmamış. Sen bir annep dinleseydin ya. Annep dinledim Hafize abla. Annep dinledim. Ama neye yarar ki? Bir insanın galibinde ikinci sırada olmak ne demek biliyor musun? Şimdi beni bak. Daha beni güldüreceksin. Buna mı diyorsun sen bununla? Sen dua et de adam kadının peşi sıra gitmemiş. Bırakmamış ve evini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu düşünmüş. Ne yapacaksın Naci? Bu dünya böyle. İlla ki bir şey eksik olacak. Eksik olacak ki biz de bu dünyada kalıcı olmadığımızı anlayan. Kusura bakma Fiza abla. Kendi derdimizden senin derdine ortak olamadık. Gözlerine çok üzüldüm. Ne güzel açıldıymış. Keşke yeniden böyle olmasaydı. Üzülecek bir şey yok be Naci. Allah beni bir gün verdi. Bak geçen sene biri çıkıp da deseydi ki kız Hafize sen göreceksin ama bir günlüğüne göreceksin deseydi ne kadar sevinirdim biliyor musun? Şimdi niye üzülem Naciye? Ha bir şey üzülüyorum. Seni göremedim, İcabi'yi göremedim, Gonca'yı göremedim, kız Selim'i de göremedim ya. Öyle oldu Hafize abla. Böyle olacağını bilseydik, dert mert dinlemezdik ama ne yaparsın? Boş ver Naciye, dünyada dert mi yok? Sen evinin bereketini, huzurunu düşün. Hicabiyle aranızda bir şey olmasın da. Gerisi gelir, gerisi olur. Ben çay koydum. Bir bakayım çayın demi tutmuş mu? Ha şu bebeğine de bak evvela da çayı sonra verirsin. Ne oldu? Ay benim böyle içimde bir sıkıntı var. Ben böyle bir fenalık geliyor. Böyle bir sıcak bastı. Kış günü. İlaçla adamıdın nedir kız? Beni bak. Şu montumu. O diyası ben gari. Ben asarım Hüseyin abi. Sen Sibel'e nizamet veriyorsun. Gülüm aşk olsun. Yok emin oğlum öyle şey. Sen yemeğini açsın da. Ya ben sana hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum Hüseyin abi lütfen. Olmaz öyle şey. Olu. Olmaz diyorsun. Olu. Olmaz kardeşim. Olu. Olu lan. Kızdın be beni ilk gibi asıver nari hadi. O ne be Emin? Şey, orada mısın Hüseyin? Emin kapıya versin. Bu kapıya bak. Mesut'un sesi değil mi bu? Sibel bırak sen.
Buyur Mesut abi, ne istedi? Bir abim, bir abim. Afiyet olsun Hüseyin, afiyet olsun. Hüseyin, benim makine lazım oluverdi de. Bugün düğün çekimine gideceğim. Sana zahmet, onu bana bir versene. Senin makine, kendi makinen diyorsun yani. He, benim makinemi istiyorum. Mesut, senin makinen, senin makinen doğru verdi. Öldü. Hay o Nasrettin Hoca fıkrasıydın, ne diyorum ben? Ama bak kardeşim, dimdirek söyleyeceğim ben sana. Ben bir düşme hadisesi yaşadım. Bir takım metafizik durumlarına maruz kaldım da düştüm. Ise işte düşerken de makina üstümdeydi demek istiyor Mesut abi. Anlasan ya sen. Yani uzun lafın kısası, senin makine mefta oldu gülüm. Ne demek mefta oldu lan? Ne demek mefta oldu? He? Yoksa kırıldı mı makinem? Yani Mesut, kırılmış olabilirdi, olmayabilirdi. Sen daha iyi anlarsın yani. Ama zararın ne söyleyeceğim kardeşim? Bir makinenin lafı mı oldu lan aramızda? Bak gari. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne edeceğim ben şimdi? Nasıl çekivereceğim düğünü? Mesut, bırak onun düğünü. Ben onunla öyle çılgın şeyler çektim ki çok manyak görüntülü ama onda. Emin, şu filmle ver bakayım. Heh. Bunları banyo et. Ne görüntülerle karşılaşacağız biliyor musun? Ne görüntüler? Bırak lan. Ne edeceğim ben senin çektiğin fotoğrafları? Bir tane sağlam makinem vardı. Onu da zayende kaybettik gari. Fotoğrafçı adamım lan ben. Fotoğrafçı adamım. Ekmek teknem de bu benim. Ödeyeceksin Hüseyin bunu. Son kuruşuna kadar ödeyeceksin Hüseyin. Tamam, ödeyeceksin Mesut, ödeyeceksin. Allah Allah. Neş, sen ona bakma Emin. Şey diyordum, Asibe bari onu. Sen bari. Hadi. Sen burada mıydın? Ben bilmiyordum, kusura bakma. Yok canım, estağfurullah. Ben seni rahatsız etmiyorum dediydim de. Dün gece çok geç geldin herhalde. Ben seni merak ettim de Ersin'le yeni radyonuza gittik. Değer Hikmet'in evine mi? Evet. Ya bazı şeyler gördük de orada. Böyle ipler, düzenekler falan. Ha, korkuluk da vardı. Açıkçası pek anlayamadık Nile olduğunu. Yok canım, Nile olacak. Onlar şey içindi. Şey içindi onlar. Şaka içindi onlar. Biz Cemil'i bir şaka yaptırdık da... hani bir korkutam dedik. Orası için hani böyle cinli, perili falan diyorlar ya. O yüzden dolayı biz şey yapalım dedik Cemil'i. İsmail, yeri bir bak Cemil. Geldi şu odunlar bir bölüm. Ha, geliyorum amca. Amcam çağırıyor. Malum. Gidelim de yardım edelim, değil mi? Hadi sen kolay gelsin. Tafiye. Hadi gülüm, nerede kaldın? Bak ben de geç kaldım. Bak daha altında bitiyor. Kızlar bitirecekler bütün her bir şeyler. Tamam abi, Biyo. Sakin ol. Geliyor birazdan. Küçük hanım da uykusunu alamamıştı. Geldim, geldim. Bunları hazırlıyordum da Cemil. Bunlar ne öyle? Ben öyle boş zamanlarımda bunları ödedim de... işte böyle batik, atkı, çorap falan. Bunları sana ne verecektim? Hacı Rahmi'nin dükkanına koyarsın. Belki bir alan falan olur. Aile bütçemize katkım olsun istedim Cemil. Safiye. Sen ne zahmet ediyorsun böyle şeyle? Ha? Bunlar öyle 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 o güzel gözlerin acıyacak. Ya ben evimizin kazancını çıkarmak için çalışıyorum. Sen düşünme böyle şeyler be. Şöyle şey olur mu Cemil? Zaten gıt kanaat geçiniyoruz. Benim de bir katkım olsun aile bütçemize ha? Negadan da fedakâr bir kız. Burnumun direği sızladı vallahi. Acaba. Ay ben ona yön vereceydim. Dur, hemen geliyorum ben.
Vallahi yengem de eve geldi geleli komşularla pek bir ahbap oldu. Ne yapacaksın işte iyi kız. Vallahi yakında bütün mahalle kapımıza dayanacak ben seni de veren. Bugün gün isteyen, yarının iste, yarının isteyen. Hıç! Ne biçim konuştunuz bakayım? Ha? Ne biçim konuştunuz kendiniz hakkında? Doğru düzgün konuşun bakayım. Bak, kızcağız eve katkıda bulunan ünlük için neler yapmış. Siz gıybet yapın. Yapın gıybeti. Zaten gıybet yapa yapa evin betinin bereketini kaçırdınız. Ne oldu mesele Arife? Hı? O mesele ne oldu? Ne zaman gelip isteyecekler seni? Ha? Hiçbir zaman. Anlamadım. Yani hiç gelmeseler daha iyi olur diyorum. Acık duramıyorum ben. Hem bakalım Arife hazır mı evliliğe? Senin ne? Ha? Senin ne? Senin karışıyor. Senin Arife mi? Ha? Senin adın Arife. Ben Arife ile konuşuyorum. Sen ne cevap veriyorsun? Ha? Sen ne cevap veriyorsun? Ne karışıyorsun sen? Hem öyle senin yanakların mı olmuş öyle ağlar? Hasta mı olacaksın kız? Yok. Yok abi ben şeyden... sabah ben odun toplamaya çıkmıştım da dışarı. Odanken soğuktan olmuştu. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bu iş size kalırsa çok sürümcemede kalacak ben diye veren. O yüzden ben gidip oğlum bulam bir konuşam. Ne olacaksa olsun gari. Yok abi bir dakika. Abi, ya. Dur. Sen şimdi nereye gidiyorsun abi? Zarife ablam doğru söylüyor. Ben moral ben hazır değilim evliliğe. Ha, onu bak gari bak laflığa bak. Moral ben kendini hazır hissetmemiş. Gel. Sen değil miydin benim yaşıtlarım çoluğa çocuğa karşı diye? Ne demek oluyor bu moralman kendimi hazır hissetmiyorum değil mi lan ha? Sen beni yanlış anladın abi. Çeyizlem eksik benim biliyor musun? Ondan da işi bayağı uzun sürüyor yani. Havlu kenarına, masa örtüsü kenarına, halı, kilim, yolluk kenarına. Yani anlayacağın şöyle bir yıl kadar var. Harfe. Dert ettiğin şeye bak, bunlar küçük şeyler kız. Burada kaç kişisiniz var? İki günde bu işin üstesinden gelirsiniz ben size diyerek. Hem sen zaten galiben hazırsın bu işe. Gelsin ne önemi var ki? Bence gideceğim, konuşacağım. Bir iki güne kadar gelsinler, seni istesinler gari. Tamam mı? Siz de iki gün, üç güne kadar hazırlıklarınızı tamamlarsınız. Tamam mı abim? Hadi bakayım, bırakın hazırlıklarınızı yapın bakayım. Hadi. Allah öyle boş duranı sevmezmiş. Hadi bakayım, çalışın. Abi, abi ya dur. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun sen? Abi, ne oluyor? Ay, kurban oldum ya. Abi, sen bizi hiç dinlemiyor ki gülüm ya. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Aleykümselam abim, sağ olasın. Sezai'ye baktım da ben, uğradın mı buralara? Yok abi, uğramadı buraya. Emme istersen bir de Ganyan Bayi'ne bak, buralar da olabilir. Ganyan Bayi'sinde mi? Ne işi oldu oğlum Ganyan Bayi'sinde? Öyle yerlere gitmez ki o. Yani, ben de kesin uğradı değil mi? Olabilir diyorum, olabilir de olmayabilir de. Olabilir de, olmayabilir de. Et yavrum benim be. Dalının çivisini kurban senin be. Çivisine. Ne işi var lan burada? Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Ömürlerinizi harcıyorsunuz burada be. Ömürlerinize. Ah Cemil abi. Sen burada mıydın? Hayırdır ne işin var senin buralarda? Sana bakıyordum da. Sen ne yapıyorsun burada bakayım? Ha? Burası öyle eşeklerin koştuğu yer değil mi? Kumar oynamıyorlar mı burada? Maalesef abi maalesef. Oynuyorlar. Düşmüşler üçten atın peşine. Vallahi ömürlerini çürütüyorlar buralarda. Senin ne işin var bakayım burada? Bir tane arkadaşı var biliyor musun içeride? Kumar illetin tutuldu. Ben de onu kurtaram diye çırpınıyorum işte. Demek arkadaşım var içeride. Sen de onu kurtarmak için buraya geliyorsun öyle mi? Maalesef abi. Çoluğu çocuğu var biliyor musun? Onlar rızkını bulurlar diyor. Ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Hem beni çare.
Bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyor. Allah affetsin, ne diyeyim? Demek sen hal buraya arkadaşının yardımı geliyorsun değil mi? Ben de... Aslan be, gel sarılan mertlere bakayım. Koçum benim be. Bari yemin ediyorum aslansın sen be. Vallahi aslan, yumurta gibi oğlansın be. Ha, senin mayandan belli sağlamlığın, mayandan belli oğlum. Estağfurullah abi, elimizden geldiğince işte. Hayırdır, sen beni neden arıyordun? Ters bir şey yok ya. Yok, yok, yok. Allah'a çok şükür kötü şeyler yok da. Hiç ben buraya seninle konuşmaya geldim biliyor musun Tezai? Hani bu evlilik meselesini bir an önce hızlandıralım diyorum ben. Babanla konuş. Tamam mı Gülüm? Hani bir an önce gelip Allah'ın emri, peygamberin kavliyle harfe isteği verin. Hani bu takım şeyler uzatmaya gelmez biliyorsun. Olur mu Gülüm? Babamı diyor. Mesele yaş diyor. Adını koyam diyor. Aynen. Açam tabii. Açam açmasın da yani bir takım sıkıntılar var gibi abi. Ne gibi sıkıntılar var? Yani benim babam biraz denişik biliyor musun Cemil abi? Mollalardan kız mı alınır diyor. Bizim dünyalarımız farklı diyor. Hacı hocu takım onlar diyor. Diyor da diyor abi işte. Allah Allah! Ne olmuş? Mollaysak ne olmuş ha? Ne olmuş? Hani mollaysak öyle sizin işinize gücünüze karışacak değiliz ya. İnsanlar istediği gibi yaşarlar bize ne? İşte geldi bunu babam anlat Cemil abi. Ben bile namazı başladım diye kafamın etini yiyip duruyor. Ne yapacağım bilmiyorum valla. Ben yapacağımı biliyorum ben. Ben Ramazan'a ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Geçeceğim öyle karşısına. Ramazan efendi diyeceğim, Ramazan efendi diyeceğim. Sen mollalardan ne gibi zararlar görmüşsün acaba diyeceğim. Hı? Acaba diyeceğim sen mollalardan ne kötülük gördün. Dime bakayım ben edeceğim ha. Dime bakayım ben edeceğim. Ben onu ikna etmesini bilerek. Olmaz. Olmaz abi. Olmaz yani. Şimdi ortalığı germek anlamı yok. Ben konuşu konuşa bir şekilde anlatacağım şimdi. Sen beni azıcık süre ve ben halledeceğim bu işi. Doğru diyor. Ortalığı germeyelim diyor. Şimdi ben gidersem çok çirkin konuşurum bak. O yüzden doğru diyor. Osman sen bir an önce gideceğim konuşacağım babanla bak. Tamam mı? Eğer ki baban yumuşamazsa şimdi ben de kız kardeşimin öyle küçük düşmesine müsaade etmem. Sonuçta ben kız biraderlerimi sokakta bulmadım. Ki bulsam bile yine de kız biraderlerimin küçük düşmesine izin verme onu görür. Kızla, eğer abim Sezai'nin babası gille haber yollarsa yanarız ha. Bizim acilen engel olmamız lazım, bir şeyler düşünmemiz lazım. Aynen abla, doğru söylüyorum. Bu iş büyüdükçe büyüdü, yakında ayağımıza dolanacak, ben size deyiverim. Abla, bence bu Sezai fena olan değil biliyor musun? Boyu uzun, yakışıklı, filinta gibi olan vallahi maşallah. Yani ben nasıl olacak olursan... Ayağına bu fırsat gelmişken bence sen bu çocukla direkt evlen. Sene soran olmadı. Sene soran olmadı küçük hanım. Vallahi ağzını yolarım senin ha. Evlensinlermiş. Evlenmeyecekler işte. O kadar. Baba. Evlenmesinler tabii canım. Ben zaten şakısını dedim. Emme sen ne delilendin öyle birden? Yok canım. Ben ne delileneceğim ya? Sen bizim güzeller güzeli kız kardeşimize göre göre o berduşa layık gördüysen... ...nesi yakışıklımış ya onun. Bacaklığa bile çarpık. Bizim mekteplinin traktörünün arka tekerleri gibi tövbeler olsun. İyi madde. Bahri abi, emrettiğin gibi adamlarımızı topladık. Sizin emirlerinizi bekliyoruz. Emirlerimi bekliyorsunuz? Ne kadar güzel. Tamam, siz dışarıda bekleyin, geliyorum ben. Ah Bahri, ne yapacaksın sen şimdi? Bu kadar insanı nasıl yöneteceksin? Karşılığına geçip ne diyeceksin? Durun canım durun.
Bu taşı kim koyuyor yolun ortasına? Bir daha yolun ortasında taş maş istemiyorum. Emredersin Bahri abi. Emrederim tabii. Bu küçük şirin mafya ailesinin yeni babası olarak çok çirkin emrederim. Tabii. Siz şimdi benden kimden araç alacağız? Kimi döveceğiz? Filan gibi şeyler bekliyorsunuz benden değil mi? Emrine amadeyiz Bahri abi. Hastasın. Kes de kesem. Öl de ölem. Hayır canım. Ne hastasın, ne kes de kesin, ne öl de ölün. Bundan sonra öyle şeyler istemiyorum. Ben yeni şeyler planladım. Yol haritasını çıkardım. Bundan sonra ne araç alınacak, ne adam dövülecek. Bundan sonra Bahri Başfiyat'ın kanunlar geçerli olacak. Bahri Başfiyat'ın kanunlarına uymayanlarsa ne evine çocuğuna ekmek götürebilecek, ne de işinde durabilecek. Anladınız mı? Dur dayı. Sen ne yapıyorsun? Belini boynunu falan inciteceksin. Fıtık olacaksın sonra. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz? Asıl sana ne oluyor dayı? Biz varken size çalışmak düşer mi Allah aşkına? Geç şöyle bakalım. Geç şöyle. Siz de haydi. Alın küreye çapaya başlayın. Ne bakıyorsunuz canım? Adam döveceğinize bahçeye girişinde gören bakalım ne kadar yiğitsiniz. Hadi. Hadi canım. Alın küreye çapağını da bitirin şu işte. Kolay gelsin teyzem. Hayırlı işler. Sağ ol. Ne yaptın sen? Satamadın mı bununla? Yok oğlum, yok. Ne gelen var, ne giden. Bu sesle satamazsın zaten. Senin bağırman lazım. Bağırasın ki insanlar duysun, gelsin canım. Geçin bakalım şuraya, geçin. Ses derneğiniz yırtılana kadar bağırın. Bu mahsuller bugün bitecek. Yoksa siz bitersiniz. Gel vatandaş, gel. Turklar. Ay baba. Gel vatandaş, gel. Bu ne canım, bu ne? Adamlar nasıl bağırıyor, görmüyorsunuz mu? Bağırın Ecik canım, bağırın. Gel vatandaş, gel. Vatandaş, gel. Gel 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 vatandaş, gel. Tutma, gel. Gel vatandaş, gel. Gel vatandaş, gel. Gel. Gel vatandaş, gel. Gel. Gel vatandaş, gel. Gel. Gel vatandaş, gel. Bana bak lan. Benim Fadime teyzeme bozuk radyoyu veren dansız sen misin? Ne diyorsun sen kardeşim? Ne bozuk radyosu? Ne satması? Bozup bozup getirmem bura. Hadi lan sen de. Seni yalan boğucunma. Seni bir sopa çekersem görürsün. Dur, dur sen Fadime teyze. Kendini yorma. Bir sopa çekilecekse biz çekeriz. Tamam, tamam, tamam abi, affet. Hemen deniştiririz abi. Buyur abi. Şöyle olacaksın işte. Dört tane doğrudan Hülven Fadime teyzeme. Hemen abi. Hatanın borcu olarak. Allah razı olsun çocuğum. Allah ne gönül muradın varsa versin. Ne demek Fadime teyzeciğim? Senin başın ne zaman dara düşerse haber ver yeter canım. Hadi Allah'a emanet. Gördüğünüz gibi bundan sonra insanlığa böyle kötü davranmak, haraç toplamak yok. Bundan sonra bu güzel insanlığa iyilik yapmak var. Nerede dara düşen olursa yanında olacağız. Fakirin, fukaranın, yetimin omuzdaşı olacağız. Bundan sonra para dayının yeğenler değil,
Bahri'nin meleklersiniz gari. Allah. Hüseyin abi, gülüm. Bak, bana sorarsan biz bir yanlış yapıyoruz burada. Hinci biz bu resimleri banyo ettirince, çıkarttırınca... ...yan elimizi ni geçecek, senin korkulan depreşecek yani. Ya maazallah dilin tutulu kalırsa, hı? Bunun vaya... ...Allah göstermesin felce gadan yolu var bak. Ne abarttın be Emin abi, ne abarttın be? Adam sayesinden korkmamış, resminden mi korkacak? Sen bu dombelinin dediğine bakma Hüseyin abi. Hinci, biz bu fotoğrafları çıkarttırınca ya bu bir takım görünmeyen varlıklar bizi kızarsa... ...siz bizi net deşifre ediyorsunuz lan gibilerinden böyle bizim başımıza musallat olursa ne olacak? Tövbe de lan oğlum, tövbe de. Bir şey olmaz kardeşim, bir şey olmaz. Zaten görünmüyorlarsa resimlerde de fotoğraflarda da görünmezler. Sen de vallahi Semih'e benzedin. Tırsak tırsak ya. Hareketle. Yürün gari. Necdet, elimde benim bir fotoğraf var. Bunu böyle bir yıkatıp bastırabilir misin? Ne kadar zamanda yaparsın? 2 gün bilemedin, 3 günün sen. Çok geç, değil mi Hüseyin abi? Çok geç. Hinci, beni sorarsan bu bir işaret Hüseyin abi. Hani filmlerde oluyor ya böyle naletli fotoğraflar gibi bir şey bu. Bize bu fotoğraflardan hayır gelmeyecek günüm. Hadi gidelim biz. Dur lan! Necdet. Sen bunları bize 2 saatte basabilir misin? Bu gıya yapabilir misin? Bak, bunu bana yap. Ben de sana 1 değil, 2 tane film yıkatma parası vereceğim. 2 tane parası vereceksin, öyle mi? Aynen. İyi madem, siz gidin 2 saat sonra çıkar resimle. Yok, yok, dur. Biz burada bekleriz. Bak Necdet, bu resimlerin içinde çok önemli fotoğraflar var da... ...bir takım gizemli olaylara ışık tutacak resimler var. Çok önemli Necdet. Dikkat et Necdet. Yavaş yavaş, sakin sakin. Görüyor musun Emin abi? Bu da bir işaret işte. Demek ki neymiş? Bu resimlerin yıkanması gerekiyormuş. Demek ki. Resimler tamam emme. Bunlar ne böyle Hüseyin? Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Ya ver şunları sen bana. Boşuna mı 2 katı para verdin ben sana? Evet. Bu ne lan? Yani... Şimdi burada bir şeyler var gibi de, yok gibi de. Tabii ben o sırada korkudan ne yaptığımı bilmediğinden dolayı... ...hepsini bulanık çekmişim gari. Aynen. Yani demek ne yaptığımı bilemedim sen abi. Bu fotoğraflar metafizin ispatı. Hı? Semih kardeşimin de dediği gibi Hüseyin abi... ...bu fotoğraflar adeta metafizin kanıtı olmuş. Hüseyin abi, aslında var ya... ...bu fotoğrafları Reha Muhtar'a satacaksın. Yemin ediyorum paraya para demeyiz be. Reha Muhtar'a mı? Reha Muhtar ne yapsın lan bu resimleri? Hiç. Sen Reha Muhtar'ı ne karıştırıyorsun Semih? Ya ne karıştırıyorsun var mı Emin abi? Her akşam haberlerde kesin böyle şeyler çıkmıyor mu? Bak, yok uzaylılarmış, yok Van Gölü canavarıymış... ...ondan sonra yok neymiş, Nevşehir yeraltı şehrinin sırrımış. Ya Saadettin tek soru rengi almadı mı geçen? He? Seviyorlar abi böyle şeyleri, seviyorlar. Bak, Reha Muhtar almazsa Saadettin Teksoy kesin alır ben size hediyem. Saadettin Teksoy diyorsun ha? Aynen. Saçım benim, saçım benim. Darak tutmaz saçım benim. Keloğlan mağarasına girdi, darak tuttu saçım benim. O kadar para verilen mi diyorsun lan? Ha? Ya nereye veriyorlar Hüseyin abi, gözün seven be. Semih işte bu aç tavuk. Kendini buğday ambarında zannedermiş ya, o misal. Lan sana bana verirler mi bu parayı Semih? Ya vermezler mi hiç? Hüseyin abi, senin elinde tabu gibi resimler var. Çağır gelsin ya, çeksinler delik metin emini. Bizi de görürler herhalde. Necdet kardeşim, al sana. 2 yıkamın parası, ellerine sağlık. Dur, ne olacak bakalım. Yürüyün gari. Neşe, ne yaptın kızım be ya? Mahvettin her bir tarafı. Çekil şöyle. Aklın nerede be kızım?
Ya şey... Haşim düşünüyordum da öyle dalmışım işte bir an. He, öyle söylesene be kızım. Yavukluğunu özledin sen. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Haşim'i ben bile özledim be ya. Allah'tan gelmesine az kaldı. Bir gelsin, ondan sonra bir ömür ayrılmaz yanında. Yok, öyle değil yani. Aslında ben şey düşünüyordum da... Acaba diyorum hani... Bu evlilikle ilgili yani Haşim'le evlenmekle ilgili... Ben biraz acele mi karar verdim diyor. Yani ne bileyim böyle... Birbirimizi tanımadan etmeden falan... Acele mi ettik biz? O nasıl söz kız öyle? Tanıyacak ne varmış? Gül gibi kızan. Eli ekmek tutuyor. Aklı başında. Seni de gözü gibi sever. Yani... Seviyor sevmesin değil mi? Ne bileyim böyle... Sanki biraz fazla üzerime düşüyor gibi. Hani nasıl anlatsam... Böyle... Neyse ağzımın içine bakıyor gibi. Vallahi ben size söylemek istemiyorum ama... ...bu kadar fazla üzerime düşmesi beni korkutuyor yani. Allah Allah. Te kızım vallahi sen de bulmuşsun da bunu. Üstüne düşmesi ne güzel işte. Evlenince elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz. Bilmiyorum vallahi. Benim kafam çok karışık. Hasretten bunlar güzel kızım. Hasretten. Anlıyorum ben seni. Baban askere gittiğinde ben de ne yapacağımı şaşırdıydım. Hep böyle duvarlar üstüme üstüme geliyordu. Aşım ele bir gelsin, bir gör. Ondan sonra karışıklığı, marışıklığı kalmaz. Kimdir bu böyle cayır cayır korna çalar? Eşo! Güzeliye! Neredesiniz be ya? Eşo! Güzeliye! Neredesiniz siz be ya? Sürpriz var, sürpriz! Gel be, gel be! Haşim? Haşim tam be! Haşim askerden gelmiş, temelli gelmiş! Ben geldim Neşem, hasretlik bitti artık. De kolumu kırdım, temelli yedim, askerliği bitirdim. Seni yalnız bırakmayacağım gayrıcıkın. Artık babam da izin verirse şöyle davullu zurnalı bir düğün yaparız artık. Hadi hadi, hadi gel, gel gel, içeri geç, hadi bakalım, hadi gel. Görüyor musun kız? Üzleyip duruyordun. Allah'ım nasıl da kavuşturdu sizi. Hadi be, hadi be. Alo? Reha Mutlu Hanım görüşüyor. Efendim ben Yeşilova'dan arıyorum, Sepetçiler Hüseyin. Reha Mutlu yok mu? Yetkili birisiyle görüşebilir miyim? Hüseyin abi sen nereye ulaşıyorsun koskoca Reha Muhtarı? Gölüm bunlar burnu havada insanlar yani. Sen kapadı ve hadi kapadı ve Hüseyin abi. Ha yetkili sizsiniz. Bakınız efendim ben Yeşilova'da bir takım metafizik durumlara maruz kalmışım. Bizzat kendim. Hüseyin abi fotoğrafla hava hadi. Elinde fotoğrafla hava hadi. Elimde görüntülü hava. Görünmez varlıkların, cinlerin, perilerin görüntülü hava. Hatta aksakallı dedenin bile bir görüntüsü var bak. Aha bizzat elinde tutuyorum ben. Hüseyin abi bak sen çok yanlış yapıyorsun, seni de veren ben. Bu bir takım varlıklığa kızdıracaksın. Sonra iyicene tepemize saralana kalacaklar. Hadi sen kapadı be. Nereden çıkarıyorsun bu televizyonu işlengi sen? Hüseyin abi perileye vade. Gelin kendiniz görün de. Bizzat kendiniz çekim yapın de. Aferin. Bakınız burada bir perili ev var. Bizzat gelin kendiniz görün. Ben o perili evi size göstereceğim. Siz de beni görürsünüz gari. Tamam diyormuş. Geliyormuş. Tamam. Bakın Yeşilova'ya geldiğinizde Gostak Hüseyin kim derseniz, kime sorarsanız sorun gösterirler. Benim burada bir saygınlığım vardır da affedersiniz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Vatandaşlık görevimiz. Ne demek? Görüşmek üzere. Oldu lan bu iş. Oldu. Bir ekip yollayacaklarmış, çekim yapacaklarmış. Fotoğrafları da alırlarsa parayı gördük gari. Ay, helal olsun Hüseyin abi sana. Gördün mü? En hakiki öz İsmail'le istigatse devam ediyor. Devam ediyor. Mikrofon kapalı mı? Kapalı, kapalı da.
Sen niye almıyorsun lan? Ha? Sen niye almıyorsun? Niye almıyorsun? Ha? O filmden niye almıyorsun sen? Ha? Ne yapıp ne edip o filmden alacağız demedik mi? Ha? Demedik mi? Öyle demedik mi lan? Ha? Hence televizyonculuğa gelirse ne yapacağız? Ha? Ne yapacağız? Lan denemediğimini biliyorum Cemil. Ben denedim her şeyle yaptım emme. Adamın gözün gan indi gan. Yani benim atmadığım tatlı kalmadı emme. Bir türlü beceremedim Sadaç. Ne yapsa adam? Filmden zorla mı alsadım İsmail? Kendimi tehlikeye mi atsadım? İfşa mı olsadım Süleyman? Olsadın Emin. İfşa olsadın. Kendini öyle tehlikeye atsadın Emin. Ne oldu? Niye alamadı? Kendini ifşa edemedin mi ha? Niye alamadı? Ha? Yoksa Hüseyin abini kıyamadın mı? Ha? Hüseyin abini kıyamadın mı yoksa? Çıt! Ne ha? Adamın ısmarladığı tostağı mı aklın geldi? Lan yeter abi ana. Koskoca Real Muhtar'ın işi gücü yok da bizim gıytırık gasıbıya ekibin iyi olacak. Bıraksan sen be. He. Hüseyin abi telefonla konuştu, geliyorlar Asatıç. Lan onu Hüseyin'i oyalamak için demişlerdir be. Hani hep biz de yapıyoruz ya, he he deyip geçiştiriyoruz ya. Öyle yapmışlardır. Yoksa nereye geliyor lan televizyoncular? Adamdan zaten işi gücü yoktu. Gelip bizim gaspanın hayaletiyle mi uğraşacaklar? Hiç. Neyse. Siz onu bunu boş verin de. Hadi toplayalım şuraları. Zaten dün gece Yakut'la Ersin gelmiş. Bizim düzenekler falan görmüşler. Nasıl toparlayacağımı şaşırdım vallahi. Hadi kalkın hadi. Vay be Faruk. Sen git Türkiye'nin en iyi iletişim fakültesinde 4 yıl oku. Sonra yine Türkiye'nin en iyi haber kanallarında staj yap. O yetmesin. Oradan kalk git yurt dışında bir de master yap. Sonra gel. Neymiş? Perilim. Aman ne büyük bir gazetecilik başarısı. Ya sen dert etmesene oğlum. Zaten 2 genel bir yakın aldık mı? Bitti gitti. Ha Faruk ha benim de derdim oydu değil mi? Ya ne diyorum? Manyonun canavarı biter, uzaylısı başlar. O biter, perili ev çıkar. Ya sanki koskoca memlekette perili evden önemli hikaye yok. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen dua et de bu perili ev hikayesi gerçek çıkmasın. Çünkü o zaman ayvayı yedik. Yok canım, gerçek değildir ya. Yani ben sizin iş güzelliğidir herhalde. Vallahi bilemem. Yani bilemem. İnşallah öyledir. Öyledir. Öyledir inşallah. Öyledir ya. Öyledir. Kul euzu bi rabbin nasi melikin nasi ilahin nasi min şerril vesvesil hennes. Vesvesil hennes. Ne yapıyorsun lan sen orada sabahtan beri fısır fısır? Sen miydin Fikri abi ya? İnsan bir ses veriyor, aklımı çıkaracaksın vallahi. Tabii lan bendim, manyak. Başka kim olacaktı? He? Hayırdır? Hangi dağda kurt öldü böyle namaz hocası falan? Yine neyin peşindesin sen? Neyin peşinde olacağım Fikri abi? Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz burada. Yani illa bir şeyin peşinde mi olmak lazım? İlle bir çıkarımız mı olması lazım yani? Hadi lan oradan eksiklerini giderecekmiş. Ulan sen daha şuncacıkken Kur'an kursundan kaçıp top oynamaya gitmiyor muydun? Sonra da hocanın karşısına geçince eline yazdıklarını okumuyor muydun? Sanki tanımıyor seni. Öyledim. Öyledim. Hem aklım başıma geldi benim Fikri abi. Benim başıma bir takım metafizik olaylar geldi Fikri abi. O yüzden bolcanın dua öğrenmeye çalışıyorum. Ne olaylar geldi? Metanel ne? Uğramalı adadan Fikri abi 3 harfler düştü peşime. Bu Ghost'a Hüseyin var ya. Ghost'a Hüseyin, eski Cemil, ben şu delik medin viran evine git dedik. Bir anda içeri girdik. Öyle uğramalığa bastı, kasıp kavurdu ortalığı. Allah'tan ben çok hızlı koşuyorum da kaçtım, kurtuldum hepsinden. Yoksa beni de yakalayacaklardı. Hadi lan oradan, uğramalığamış. Ben de bir şey varmış gibi dinliyorum seni. Uğramalığa gerçekten gelse öyle kaçaraktan kurtulabilir misin acaba? Kaçarak kurtulmaz diyorsun yani. Kurtulamazsın tabii, kurtulamazsın. Besbelli, birileri oyun etmiş size. Sizi kandırmış.
Siz de sazan gibi atlamışsınız. Bir de namaz hocası beni doğru böyle tutuyor. Amerikan filmlerinde haç tutağı gibi. Tövbe tövbe. Ne oluyor lan? Vay. Güzel kız, sen miydin? Hayırdır, ne işin var buralarda? Hayır, haberimiz olsa biz gelirdik, yormazdık seni. Kes tıraşı. Zaten zor bahane buldum da geldim. Konuşacaklar mı var senden? Hayırdır, ne konuşayım bakayım? Yoksa aldığım hediyemi çok beğendim. Niye beğeneceğim senin hediyeni be? Abim geldi, senden konuşmaya geldi mi? Bırak şimdi Zarife, yabancı mıyız biz? Bahane uydurman gerek yok. Beni görmeye geldin, direkmek söyleyebilirsin yani. Hadi lan o da. Şeytan görsün senin yüzünü. Sen benim soruma cevap versene. Abim seni görmeye geldi mi, gelmedi mi? Geldi, geldi. Babanla konuştu, Arife'yi istemeye gelin dedi. Sen ne dedin? Ne bileyim, olmaz deseydin, daha erken deseydin, uydursana mı bir şeyler? Uydurdum, uydurdum, merak etme. Arife'yi istemeye gelemeyiz dedim. Çünkü dedim, biz de Arife'yle birbirimizi seviyoruz dedim. Höst lan. Ne sevmesi be? Ne sevmesi? Neyini seveceğim ben senin? Ben kardeşim kötü durumlara düşmesin diye öyle dedim. Kardeşimizi Berduş'un tekiyle evlendirecek değiliz herhalde. Tabii öyledir kesin. Yanaklarını kızardığına göre kesin öyledir. Bırak lan zevzekliği. Bak kafanı kırarım senin ha. Olmayacak bu iş. Anladın mı? Olmayacak. Abimden uzaklaştıracaksın kendini. Karşısına falan da çıkmayacaksın. Vallahi eğer öyle bir şey olmazsa kafanı kırarım senin ha. Sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Buyurun. Sağ olun. Allah buraya gelsin. Sağ olun. Nazife. Gülüm daha orada neyle oynuyorsun sen? Hadi çıkalım gidelim. Hem Zarife ablam nereye kayboldu? Ne bileyim ben yine nereye kayboldu. Gün falan alacağım diyordu, ip bak diyemiş. İşte hanımefendi olan yerden beğenmiyor ya. Arkadan ben size yetiştiririm dediydi. İyi madem daha süpürge alınacak, süpürgeciye gidecek. Hadi hadi hadi. Bak eve geç kalırız, ben sana dayıveren. Hadi yürü. Hadi 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 hadi. Hanımefendi. Sağ ol, hoş geldin. Dükkanın pek güzel olmuş vallahi, hayırlı olsun. Sağ ol. Ben sana şey diyecektim, şu vitrinde duran güpeler var ya, onlara ben bakabilir miyim acaba? Hayırdır kız? Abin yine define mefine mi buldu? Yok Ahmet abi, sen de gizle. Ayıptır söylemesi, benim gıyıda köşede birikmiş bir miktar param var da ondan biliyorum yani. Hangi? Şu en parlaklığa var ya. Bu mu? Aynen o. Ay Allah'ım şunun güzelliğine bak ya Rabbim ya. Ay. Ahmet abi şimdi bu üstündeki taş da elmas mı oluyor, ne oluyor? Pırlanta bu. Tabii canım belli zaten pırlanta oldu. Bak senin yaşına parım parım parlıyor vallahi. Ay. Ahmet abi şimdi ben bunu alsam taksam çok hani zenginmişim gibi mi duru bende? Ya sen hani zengin olduğumuzdan değil de hani mesela hani çok paramız varmış gibi mi duru? Bana bak. Abin gir gibi mesela demeye başladın. Almayacaksan oyalama beni. Dur Ahmet abi bir yok. Acelen ne senin de vallahi. Alıyorum ben bunu. Bunu güzelce kutusuna koy, güzelce sarmala. Alacağım ben bunu. Kız ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Abo. Merhaba Ahmet abi. Merhaba. Ver şunları bana. Abo ya. Çık hadi.
Yaba, alsak ne olacaktı sanki ha? O kadar paramız var, bir dene gibi alamayacağım mıyız? Biz bir dene gibi alalım, ne olur abla, ne olur bak. Kimsecikler görmez, ben saklarım her gün. Ne olur alalım abla. Alam diyor ya, aynen alam diyor ya. Kızım, çık, çık, çık. Kusura bakma Ahmet abi, biz onu almıyoruz. Biz garibanız biliyorsun sen. Cahillik etmiş işte. Geçecek kız. Sen ne şey yapıyorsun? İyi günler. Vay arkadaş. Adama asrın fikrini veriyoruz. Adam beni muhabirle yemeğine taşıtıyor. Olacak iş mi be? Ben bu dünyaya yancı olmaya geldim zaten. Ulan ben o bileti kaptırmasaydım hepinize gösterirdim. Hepiniz böyle etrafında göl olacaktınız. Hem de ben de o talihine gezer. Gökten kasnak yağsa kafamıza girmez. Yok arkadaş, yok. Bir gün cinnet geçireceğim, böyle delireceğim, o olacak. Vallahi billahi oldu. Lan, Cemil'in kız kardeşler değil mi onunla? Ne yapıyor kuyumcunun önünde bununla? Alt tarafı bir tane küpe ya, bir tane küpe. Ben onu taşlarımla kapatırdım, kimse görmezdi diyorum sana. Bak içimde kalacak, gözlerim öyle açık gidecek diyorum. Nazife, sen beni fıttıracaksın mı? He? Şimdi seni burada döverim ha. Bak, biz sessiz ve derinden ilerleyeceğiz dedik, değil mi? Bu para meselesini kimselere çaktırmayacağız dedik, değil mi? Dediysen dedin ya, dediysen dedin. O kadar paramız var, bizim bir tane küpe alacak paramız yok mu? Yok benim şaşkın kardeşim, yok diyorsam yok. Abim o parayla aldığımızı öğrenirse ne yapar biliyor musun? Onlar bize asla harcatmaz. Gider buna haram parada fıydırır bir dereye. Yürü. Uyuz. Ne oluyor lan? Ne parasını mı bahsediyor lan bununla? Allah! Yoksa benim biletim bununla çalmış olmasın? Hayırdır lan? Kim bunlar? Tanıyan var mı? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Biz Kostak Hüseyin diye biri varmış. Onu arıyoruz da. Kostak Hüseyin. Hayırdır, ne yapacaksınız Kostak Hüseyin'i? Biz Reha Muhtar'ın haber ekibindeniz. Kendisi tuhaf şeyler yaşadığını söylüyormuş. O yüzden geldik. Reha Muhtar'ın ekibinden mi? Evet. Hani şu televizyonda gördüğümüz Reha Muhtar mı? Abi. Uf baba ya, sen ne faydası var ki sanki? Televizyona çıksan ne olacak ki yani? Ne olacak var mı lan? Boşuna mı çıkıyoruz? Para kazanacağız, sus! Ya arkadaşlar, açılın şöyle biraz, açılın. Sık boğaz etmeyelim kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı. Efendim ben sepetçiler Hüseyin. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Ah, buldum. Ah biraz acı var da. Malum ben o metafizik durumlara maruz kaldığım için biraz acı var. Reha Muhtar soruyor ya hani acı var mı, acı var mı diyor ya. Acı var. Güzel. Yani demek ki o hep bahsedilen metafizik durumlara maruz kalan kişi sizsiniz. Aynen. Ne yazık ki mağdur olan kişiler bizzat biziz. Çok mağdur olduk. Hadi lan oradan. Yok bir takım metafizik durumlardan mağdur olmuşmuş da. Yok hayaletler kovalamışmış da. Ulan Yeşilova'da hayalet ne gezer he? O olsa olsa filmlerde olur. Yani gerçek değil diyorsunuz. Yok. Bütün o yaşanan tuhaf olaylar yok. Olur mu öyle şey var? Ya bizzat ben kendim yaşadım, kendi gözlerimle gördüm. Fikri abi görmedik. Ayrıca benim elimde kapı gibi fotoğraflar var. Fotoğraflar mı? Görebilir miyiz hemen? Sırası geldiğinde ben size göstereceğim şimdi de. Şimdi bir nefeslerinizi, çayınızı, çorbanızı için gari. Bu da benim oğlan. Maşallah. Arkadaş, ne olmuş bu da? Haberciler gelmiş. Haberciler mi? Haberci niye arar lan Yeşilova'da? Deli Hikmet'in evinde periler, hayaletler varmış. Onları çekmeye gelmiş. Deli Hikmet'in evinde mi? Çekim mi? Yeter lan gari. Hadi bir an önce işimiz gücümüz geri dönem. Vallahi Bekir abi gurtlanmaya başlamıştır. Aynen. Hacı Rahmi de enci saatini bakıp duruyordur vallahi. Vallahi Emine de beni bekleyip durdur sadıçla. Zaten gözümden uyku akıyor biliyor musun? Biri geliyor lan. Lamba sallanıyor, biri geliyor. Kimse de gelmeyecek değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Gel lan gel.
Kimsin? Benim Süleyman abi, açın kapıyı. Ne var ne? Ersin, ne oldu, lan istek falan mı getirdin? Siz Ghost'a Hüseyin'e oyun oynadınız değil mi? Buralığa düzenekler kurup hayalet varmış gibi yaptınız değil mi? Aksakal dedi de yaptık bak. Onu da unutma, aksakal dedi de. Lan tamam duruyor be. Yaptık gülüm. Yaptık tam olarak bununla yaptı Ersin. Sen neyin sağlamasını yapıyorsun bakayım? Reha muhtarın ekibi geldi de çekim yapacağıymış. Hem de bu da. Galiba az biraz başınız belada olabilir mi? Şimdi oğlumuz, anlamadığım bir şey var. Cüneyt Akın bir filminde ölüyor, öteki bir filmde canlı olarak çıkıyor. Yok canım oluyor bu açıdan. Yok be amcacığım, onlar gerçekten ölmüyor ki. Film icabı o. Gerçekten ölmüyor ha? E benim halım alay duruyor ya. Ya kardeş, sen bilesin. Bizim evde karıncalı çıkıyor da bu kanalla. Acaba anteni mi yükseltmek gerekiyor ha? Vallahi amcacığım, yani olabilir, siz yükseltin. Hayır yani hem TRT 2 için antenimiz var hem TRT 1 için. Yine de özel kanallığa karıncalı çıkıyor. Ya arkadaş ne anlasın kameraman? Antenden, kuntenden Fikri abi. Bakmayın işte bunlar böyle körlü bilmiyor, bir şey bilmiyor. Bu öpüşme sahnelerini falan nasıl çekiyorlar? Yani böyle gerçekten öpüşüyorlar mı? Yoksa oraya bir şey mi koyuyorlar? Yani ona göre çıtlamayı düşünebilirim de. Ne açtı lan? Sen niye ara seyrettin lan öyle şeyleri? Vallahi fıydır atarım seni ha. Ne kızıyorsun babaya? Hep dizilerde böyle şeyler var. Hiç dizi bakmıyor musun sen? Ya çocuk işte kusuruna gelmeyin. Bu Almanya'da büyüdü biliyor musun bu? Alman TV'sinde de öyle açık seçik bir takım görüntüler var. Çocuk ahlaki çok gittiği için de yani kusura kalmayın biz. O da yaşadık da bir müddet. Böyle şu gülah bak. Neyse biz çekime ne zaman başlayabiliriz? İstanbul'a görüntü göndereceğiz daha. Şu kalabalıktan bir sıyrılalım. Benim sizinle konuşmak istediğim çok özel bir mevzu var. Özel bir mevzu, ince. Anasınız. Çayları yenileyelim Fikri abi. Tazeleyelim. Ordular işte. Ha? Hani gelmezlerdi? Ha? Süleyman hani gelmezdi, İsmail hani gelmezlerdi? Ordular işte, ne yapacağız? Sadıç ben didilerdi dedim. Geleceğiz didilerdi dedim. Tamam lan git agar be. Gelmişler işte. Hinci ne yapacağız onu düşüneceğinize vır 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 çengek çalışıyor. Radyoyu başka bir yere taşıyacağız. Yapacak bir şey yok. Yeniden radyoyu başka bir yere taşıyacağız. Nereye taşıyacağız Sadıç? Ha? Ordu buldular yerimizi, taşıyacağımız yerde bulmayacaklar mı? Ha? Nereye taşıyacağız? Yani katılmayayım, katılmayayım diyorum ama bu durumda Cemil'e katılmak zorundayım gülüm. 40 yılın başı doğru bir şey dedi. Lan biz bu radyoyu kapatam gidem daha iyi be. Nereye taşıyorsun? Emin haklı Sadıç. Taşıyacak bir yer kalmadı. Hı? Bizim ne yap edip bu radyoyu taşımadan çözmenin bir yolunu bulmamız lazım. Aynen. Ne demek Emin haklı? Ben daha önce söyledim. Cemil haklı diyeceksin. Ben seni sallamıyorum Cemil. Tamam dedin sen gülüm ama sonra ben onayladım ya onu diyor. Hı. Cemil haklı. Bu dedi bu. Ben de en son ben gidiyorum. Ben buradayım kendim duydum. Ben Emin'i duyacağım. Ben gidiyorum. Efendim, afiyet olsun. Bunlar özel köy yemekleridir, başka yerde bulamazsınız. Gerçi birkaç eksik var ama. Hello, merhaba. Merhaba. Ya, afiyet olsun. Sibel. Gel, Sibel gel. Abi ne oluyor ya? Kim bunlar? Maden, maden. Aman, muhabir, muhabir. Bunlar Reha Muhtar'ın haber ekibinden benim yaşadığım metafizik olayını habere çekmeye geldiler. Ay abi sen yine hangi menfaatin peşindesin? Ha? Para, şöhret, reklam. Para, para, çok para, para. Ya tabii. Ama şimdi olur böyle şey? Ben hiçbir menfaatin peşinde değilim bir kere. Maksat bizim halkımız aydınlansın. Koskoca profesörlerin bile ispat edemediği metafiziği ispatlayacağız kızım. Efendim tekrar afiyet olsun. Biz kardeşimle size bir şeyler daha hazırlayalım. Muzo gel misafirlerimizi yalnız bırak. Hadi. Gelin gari. Ha.
afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Siz şimdi Reha Muhtar'ın akideşler mi oluyorsunuz? Biz İzmir muhabirleriyiz. Ne güzel, ne güzel. Ben kendisini bayılıyorum da. Ayıptır söylemesi. O biçim taklidini yapıyorum ha. Yaşanla Türkiye. Nerede yaşıyor ve yaşatılıyor sen. Acı var mı efendim? Acı var mı? Tabii siz şimdi onu yakinen tanıyorsunuz. Arkadaşınız oluyor ya. Her gün gördüğünüzden siz şey yapma. Neyse. Siz bu perili evi mi çekmeye geldiniz? Ha, evet ya. Biz de sana onu soracaktık. Ne bu, gerçek mi anlatılanlar? Yalan, külliyen yalan. Bu tüylü kafı yok mu? Gosta Güsen. Şimdi o benim kayınço oluyor. Bu adam Almanya'dan geldiğinden beri böyle. Onun kafada birkaç tahtı noksa. Kayış boş dönüyor. Böyle bir yalan söylemeli. Böyle bir saçmalamalı. İşte kendi söylediği yalanı kendi inanmalı. Bu Gostak Hüseyin'in ipiyle bu yenilmez, bak ben siteyi veren. O ne derse siz hedeyin geçin. Yani gerçek değil mi bütün bunlar? Bu periler, hayaletler. Değil canım, değil. Ben söyleyeyim sen, değil. Şimdi götürecek siz o deli Hikmet'in harabe evine. Zaten ev döküntü. Kafanız bir şey düşecek. Bir taraflarınız paslı bir çivi batacak. Sonra al başın belay. Oh, rahatladım be Faruk. Gerçek değilmiş. O zaman rahatlıkla çekebiliriz evi. Çekeriz derken gerçek değil ki. Neyini çekeceksin sen? Ya sen onu boş versene. Onu gerçek gibi göstermekte ne var? Esas gerçekse nasıl çekecektik, düşünsene. Ama sen sağ olasın yani. Çok iyi oldu bunları bize söylediğin. Sağ olun. Çöp kovasında da sokağın öbür ucuna koymuşlar. Külleri diyorsun, o bahçenin köşesine döküveren diyorsun. Uğraşmam bu kış kıyamette sokağa çıkma. Olur, nasıl istersen. İyi o zaman, döküyorum ben buna. Döküyorsun ama. Sonra bana bir şey demem be. O çiçekle falan da diyorsun. Kaldıram diyorsun. Uğraşılmıyor bundan içeriyle, çöpüyle. Böyle dümdüz beton attıram diyorsun. Bu baştan da öbür başaya kadar. Toprağla da uğraşmamış oluruz. Ne diyorsun? Olur, sen bilirsin. Naci, sen niye böyle yapıyorsun? Niye kavga etmiyorsun benimle? Eskiden olsa çiçeklerine laf söyletmezdin. Sobak olsun külünü hura döktüm diye bir hafta boyunca sen benimle kavga ettirdin. Niye sen böyle yapıyorsun Naciye? Eskiden diyeceğim. Senin dediğin gibi eskidendi. Buyur amca. Sağ ol kızım. Yakut, kızım, ben aşağının kapısını açık bıraktırdım. Seni zahmet, sen bir kapatıver. İçeri kedi girer, köpek girer. Ha, tamam yenge, bakarım ben. Evde de işlem var zaten. Sen de çaya bakarsın uzman, olur mu? Bakarım kızım, bakarım. Bugünlerde evin dadı tuzu kalmadı Kamil. Eskiden çekişi durdu bana. Bunu öyle etme Hicabi, bunu böyle etme Hicabi. Ben de kızı aldım, sen niye her bir şeye karışıyorsun dedim. Şimdi o eski didişmelerimizi özledim. Yüzüme bile bakmıyor. Ne desem sen bilirsin deyip geçiştiriyor. Allah Allah. Eve gelince sevindik. Ne güzel barıştılar dedik. Bazı yaralar kolay sarılmıyor tabii Hicabi. Sen ne kadar yanlış bir şey yapmamış olsan da gönül bu. Kimse bir başkasının gönlünde emaneten durmak istemiyor işte. O gönül benim olsun,
Orada benden başkası olmasın diyor. Biliyorsun, biliyorsun da nasıl yapacaksın onu bilmiyorum. Olur mu öyle şey Cemile? Vallahi Naciye'nin yaptığı hiç doğru değil. Hicabinin suçu günahı yok. Hem katle birinci olmuşsun ne olacak? Onuncu olmuşsun ne olacak? Madalya mı takacaklar sana? Kamil, sen acık bir sus istersen. Vallahi beni sorarsan Hicabi kardeşim, senin Naciye'nin gönlünde ikinci olmadığını göstermen lazım. Nasıl yapacağını ben de bilmiyorum emme. Artık bir hediye mi alırsın, istediği bir şey mi yaparsın? Emme onu ne kadar çok sevdiğini ispatlaman lazım. Başka türlü sarılmaz bu gönül yarası. Sevgini ispat edeceksin diyorsun yani. Ne yapacaksın? Edeceksin, sevgini ispat edeceksin diyor. Naciye. Naciye bırak o süpürgeyi. Teyzem hazırlan bir yere gidiyor seninle. İşim var. Buralar süpürecek de. Ya bırak o süpürge de yarın yaparsın bir yere kaçmıyor ama. Hadi hazırlan gidiyoruz. Çocuk ne olacak? Uyanırsa ortalık yıkar valla. Sen git kendin nereye gideceğiz? Gonca! Gonca kızım bir bak bura. Gonca! Ne oldu baba? Ne var? Biz ananla bir yere kadar gidiyoruz. Selim uyanırsa sen ona bakıverirsin yani. Hadi yürü 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 yürü. Hadi bırak süpürüyü hadi ya. Allah'ım ya nereye gidiyorsun? Bari onu söyle. Süpürüz süpürüz. Önce şöyle bir iki genel alırız. Sonra da röportajları yaparız. Hava kararınca da evin içinden bir iki görüntü alır gideriz. Ay Faruk ya. Bunu şimdi alsak olmaz mı? Yani ne bileyim gece mece. Yok. Şimdi aynı etkiyi alamam ki. Akşam kameranın tepe lambasıyla daha iyi olur. Hem böyle gizemli bir hava verir. Ha? Ya sen korkmasana. Hem evdeki çocuk da söyledi işte. Bir şey yok. Lan Süleyman. Sen niye adamlara Hüseyin kafadan kontak diyorsun? Neden öyle şeyler diyorsun sen? Sen böyle üç harflilerden, uğramalardan falan bahsetsen ya. Korkutsan ya adamları. Ne bileyim ben Sadıç. Gerçek olmadığını anlarlarsa çekmezler diye düşündüm. Ben nereden bileyim televizyon dünyasının bu kadar alıveri dalıveri dolu bir dünya olduğuna. Şimdi bakın lan. Bırakın sizin canımın da. Bu bizim tüylü kafa nerelerde lan? Hiç gözükmüyor. Hı. Nerede olacak? Berberi gitti. Fazla tüylenden kurtulacakmış. Onu bak Garsa, onu bak. Gök görmenin televizyona çıkacakmış, tutmuş. Neyse, neyse. Sadıç öldü mü Cemil? Niye öyle diyorsun sen? Bu da insan gülüm. Yani onun da televizyonda yakışıklı görünme hakkı var. Var Sadıç hakkı var. Ekranlarda güzel görünme hakkı var. Ben biliyorum onu ne yapacağımı. Biliyorum ben. Bak çok iyi biliyorum ben. Şişt, gel. 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 Gel lan. Gel. İsmail. Gel bırak. İsmail. Bırak bırak bakayım lan. Gel. Selamünaleyküm birader. Kolay gelsin. Ne oluyor burada? Ana kamera mı bu? Çekim mi yapıyorsunuz lan siz burada? Evet. Bir müsaade ederseniz. Şişt, bekle gelin lan. Sen kimin yerinde kim artist yapıyorsun lan? He? Sen kimin yerinde kim artık yapıyorsun? Bana beton kafa İsmail derle. Vallahi kafayı böyle bir hemşurdu bir görürsün ha. Bir saniye, bir saniye beyefendi. Bir yanlış anlaşılma oldu. Şimdi arkadaşım kabalık yapmak istemedi. Çünkü biz burada çekim yapıyoruz. Müsaade eder misiniz lütfen? Edemem. Müsaade falan edemem ben. Hem siz benden izin aldınız mı lan? He? Benim dedemin evinin karşısına geçip çekim yapmak için benden izin aldınız mı? Nasıl yani canım? Burası sahipsiz dediler bize. Kim dedi lan ona? He? Sen bilirsin. Hani nerede o? Kim dedi ona? Ben edeyim de onun böğrünü böğrünü güzelce bir taşıveren ben. Delik metin sorunuyum lan ben. Delilik ırsı bizde biliyor musun? Böyle kafamızın taşı attı mı çok çirkin şeyler yapabiliyoruz. Vallahi helal olsun İsmail. Yemin ediyorum benim diyen artistin şapkasını ters giydirirsin. Yeşil olanın gururusun vallahi. Hangi film bu? Ne zaman oynayacak? Ne filmi canım? Siz neden bahsediyorsunuz? Film falan çevirmiyor. Siz işinizi bakın. Hadi işinizi bakın siz. Zaten benim kafamın dası atmış. Bir de sizle uğraşmayayım lan şimdi. İlahi İsmail. Yemin ediyorum mayasında var çocuğun artistlik.
Deli Hikmet'in torunuymuş. Bak sen gari. Öyle dayı. Ben Deli Hikmet'in torunuyum ya ben. Çok çirkin şeyler yapabiliyorum ya ben. Hadi siz işinize bakın, karışmayın hadi. Ha, rol icabı diyor. Deli Hikmet'in torunu mu oynuyorsun sen? Vallahi tam adamını bulmuşsunuz. Deli Hikmet, bunun bu basın bir gıcık giderdi, bir gıcık giderdi. Alpaşı meydanında kavga etmişlerdi, buyur. Deli Hikmet'in torununu oynatacak adamı tam bulmuşsunuz vallahi. Yani canım, tam olarak torun olmasak da uzaktan bir akrabalığımız var canım. Sonuçta gaspa küçük yer, illa bir kız alıp vermişliğimiz var. Değil mi? Hadi, hadi kardeşim. Jandarmayı aratma bize. İşine bak. Nereye getirdin sen beni böyle? Burası neresi? Ya boş ver sen. Birazdan öğrenirsin. Hadi ye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hop hop birader, ne yapıyorsun? Otoparka alacaktım abi. Hala güzel bir yer alıyor o zaman. Tamam. Yardımcı olayım. Şimdi bizim ana. Ben yengeyi ilk defa böyle bir yere getiriyorum da. Hoş geldin, ilk defa böyle bir yere geliyorsun. Öyle güzel manzaralı bir yeriniz var mı? Var ama şu an orada boş masam yok. Ya senin de canın sıktığın şeye bak. Sen bize bir lira yer sofra sat ve Naciye ablanla biz orada oturuyor yeriz. Değil mi Naciye? Beyefendi, burada yer sofrası olmaz. Tamam lan tamam. Şaka yaptım ben sana. Sen de bizi hepten köylü belledin. Sizi şuradaki masaya alayım. Geç Naci. Ne var şimdi sizde? Öyle televizyonlardaki yemeklerden var mı? Etler, metler falan. Efendim, isterseniz menüyü getireyim. Oradan seçersiniz. Yok, yok, yok. Sen menü getirme. Sizde ne varsa onlardan öyle ortaya getir ve... varsa bir başta soğan getir ve... ben onu burada bir... kütür dedi böyle. Nasılsın Naciye? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Güzel yer değil mi? Ne oluyor Yüce abi? Hayırdır? Sen neden getirdin beni buraya? Ben seni buraya niye getirdim? Belki hoşuna gider diye getirdim. Ben bugüne kadar seni mutlu edecek pek bir şey yapamadım Naciye. Sen beni mutlu edecek çok şey yaptın. Ben happy topu bir sarımsak gezici aldım o kadar. Ama ben bundan geri bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Ya nasıl diyeceğim bilmiyorum ama... seni ne mutlu edeceğize ben onu yapmak istiyorum. Tamam. Ben seni üzecek bazı durumlar yaşattım. Ama sen benim kalbimde en baştasın Naciye. Öyle kıyas götürecek yerde değilsin. Ben senden böyle bir şey istemedim Yüce abi. Bunlarla ancak şehirli kadınların kalbini kazanırsın. Ben arabada bekliyorum. Sen yemeğini ye. Cemil, sıra sende. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Hadi görelim seni ha. Ya homcuğum ha. Böyle yalan yanlış şeyler söyleyemeyeceğim. Lan biz sana yalan söylem diyoruz be. Sen yalan yanlış şeyler söylemeyeceksin gölüm. Sen kendi doğrularını söyleyeceksin. Aynen. Hadi. Hadi.
Lan sen ağa gideşin için şuncacık iyiliği çok mu görüyorsun be? Ha? Lan kapansın mı adam Murat diyorsun? Ha? Bu adam gene işsiz mi kalsın? Onu mu istiyorsun sen? Çok konuş. Hadi yürü Cem. Lan! Yapacağım. Tamam, yapacağım. Hem de İsmail'in hatırı için yapıyorum bak. Radyomuz kapanmasın diye yapıyorum. Tak bakayım tak. Ha? Hadi gören sen. Hadi. Burada tabii hava temiz, toprak güzel. Herkes sağlıklıdır. Çocuklar. Selamünaleyküm. Kolay gelsin bacı abi. Ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Ha, kameralı falan toplanmışsınız. Hayırdır? Çekim yapmaya çalışıyoruz. Yani müsaade ederseniz. Önce bana bakın o zaman bakayım diyor. Size bir şey söyleyeceğim. Bizim kültürümüzde öyle hayalettin, feridin, gulyabanidin gibi şeylerin yeri yok. Emme! Üç harfliyle uğramalı denilen şeylerle uğraşmak, peşine düşmek, efendim söyleyeyim bunlar hakkında öyle haberler yapmak dinimize caiz değildir bak. Yeminle öyle köşede öyle kalırsınız bak. Vallahi bak. O yüzden falınız pırtınızı toplayıp bir önce gidin buradan. Siz de bugüne ortak olmayın bakayım. Dağılın bakayım. Size ne bundan? Yani hangi sıfatla söylüyorsunuz siz bunu bize? Müezzin Cemil sıfatıyla söylüyorum ben. Ben var ya Orduk Camii'nin müezziniyim. Hı, biliyor musun? Orduk Camii'nin müezziniyim ben. Hanımefendi biz öyle boş köşesinden sallamıyoruz biz. Bir şeyler biliyoruz ki söylüyoruz. Hem siz öyle, niye haberler yapıyorsunuz öyle? Ha? Öyle niye yalan yanlış haberler yapıyorsunuz? Öyle Van Gölü canavarıydı, uzaylıydı, böyle UFO'ydu haberler falan. İnsanların zihnini meşgul ediyorsunuz. Kafasına böyle böyle pis pis fikirler sokuyorsunuz insanın be. Hadi bakayım toplayın kameranızı. Kaplayın. Hadi gidin bakayım buradan. Kapa kamerayı kapa. Kapa. Kırarım vallahi kameranızı. Cemil evladım. Nerede kaldın sen kaç saattir? Bu kadar mal taşın geldi. Terzi Tuncay'dan da bir sürü şey geldi. Hepsi öyle gene yayıldı kaldı. Yaram abi. Ne malı? Deli balı mı? Ne deli balı lan? Vallahi kovarım seni bak. Bir de kulağın üstüne yatıyorsun. Yürü tezim. Dükkanını kendi süpür. Allah Allah. Bir de çörek olacak ya. Hani ben müezzinim deken eski müezzinim ben. Şimdi orada Hacı Rahmi'nin kıyında çalışıyorum ben. Tuhafeci'nin kıyında çalışıyorum. Hem çalışmak çok büyük sevap bak. Allah çalışanı çok sever. İşleyen demir ışıldar bak. At sözülenden beterden. Ve ne dinlemiyorsunuz beni? Eşek mi fısılıyor burada? Tam aktif müezzin olmayabilirim ama bu söylediklerim de yanlış anlamına gelmiyor. Müezzindim ben. Vallahi billahi müezzindim ben. Hem önceden müezzindim. Önce tuhafiyenin kıyını çalış. Yapmadım olmadı işte. İnanmadı la. Kerem. Vallahi bu sefer sırrı sende emin. Bu işi çözdüm, çözdün. Çözümezsen nane yedik demektir bak. Lan gülüm ben nasıl çözeyim yani? Şimdi durduk yerde ben de... Çözdüm bile Sadacığım. Bana bırakın. Hadi gören sen. Hadi lan. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam Emine abi. Ne yapıyorsunuz? El alemin oğlu bizim kasabanın kızlarını tavlağa kana. Siz burada cibidik mi çitliyorsunuz lan? Sizin suratınızı be. Ne diyorsun sen Emine abi? Ne kız tavlaması? Burada elinde gamaranla dolanan bir adam yok mu? Bizim kızlar bunun etrafında fır dönüyor lan. Hince böyle elinde gamara falan var ya. Böyle bir şey lava altında falan böyle aklı sıra. Böyle ilginçlik yaptığını düşünüyor. Aklı sıra bizim kasabanın kızlarını tavlayacak gemşek. Kız kimmiş lan o? Bizim kasabanın kızlarına yani gözden bakmak var mı? Erol Gari.
Lan biz kasabamızın kızlarına sahip çıkmayacağız mı be? Biz kasabamızın kızlarını kurda kuşa yem mi edeceğiz gülüm? Hop birader, bizim kasabanın kızlarına en gözden bakan gevşek sen misin? Yok. Oo, oo. Komutanım, arkadaş bizi yanlış anladı ya. Gördüğünüz gibi Sadıç'la benim plan da tutmadı. Jandarmaya haber vermek neymiş lan gasıbı yerinde? Ağzım tüpürdümün kameramanı. Erkekse kendi dövüşsü ya. Ha? Üç kişinin arasını tek başın girsin ya erkekse. Hadi dövüşsün. Dövüştüğümüz günler istersen hatırlatmayayım sen Süleyman. Ha? Lan tamam durun diyor be. İnci ne yapacağız biz Sadıç? Nasıl göndereceğiz bunları bu gasbana? Vallahi yapacak bir şey kalmadı Sadıç. Gideceğiz taşıyacağız radyoyu. Eşyalar falan hurdalığı taşıyacağız. Eğer başka bir yer bulabilirsek yeniden açarız radyoyu. Yeniden bulmazsak kapatırız gider be. Hay ağzın gren be. Ulan ne yaptık lan biz sanki? He? Ne yaptık lan biz? Adam mı kestik biz? He? Bir radyo kuram dedik. Hayallerimizin peşinden koşam dedik. Ulan o gıdan da alıştırdım buraya ben. Evim gibi geliyordum Sadıç. Nasıl alışma Cengölüm? Yani baktığım zaman ben burada bir şairin, bir ressamın evini görüyorum gülüm. Yani adeta şairlerin, sanatçılığın kendi içlerine yolculuk ettikler. O eski evlerden biri gibi. Bir kere de cümle, bir kere de cümle. Sen de öyle antin kontin şiirler yaza yaza kendini tanıtsan ne diyorsun ya? Tüy sene! Üzülme Sadıç. Üzülme. Buluruz lan bir çaresin. Gerekirse yeniden açarız. Ne var yani? En çok da ne koyuyor biliyor musun Süleyman? Bu ağzın kırdım dünyasında. Ne kendi yüzümü güldürebildim ne dersini. Ver diyorum en azından hani. Yakut'u karşı mahcup olmasaydım ben. Doğaüstü varlıkla inanır mıyım? İnanım tabii canım. Neden inanmayayım? Sonuçta hepimiz inançlı insanlarız. Hı? Ama bu Deli Hikmet'in ev meselesini soracaksanız... bence tamamen uydurmadan ibaret. Kolay gelsin, kolay gelsin. Çekim yapıyorsunuz herhalde değil mi? Deli Hikmet'in evinde yaşanan garip hadiseleri soracaksınız değil mi? Hay hay, cevaplarız. Bu kasabanın bir ferdi olarak bütün sorularınızı cevaplarız efendim. Öncelikle söz konusu evin imar, tetkik ve kontrolleri 1986 senesinde tamamlanmış olup herhangi bir hatalı ve usulsüz duruma rastlanmamıştır. Zatüyün olsa belediye olarak mühürü vurup kapatırız. Evin içinde meydana geldiği iddia edilen doğaüstü olaylara gelince bunlar tamamen belediyemizin yetki ve sorumluluğu dışında olup artık ucular mı bilir? Bilim adamları mı açıklar? Orası da belediyemizin ilgi ve bilgisi dışındadır. Bu varlıkla gerçek kardeşim.
ben yaşadım. Bizzat Emin kardeşinle beraber yaşadık biz. Geçen gece bu varlıkların hışmına uğradık. Emin, konuşsan ya. Yenci, yani tabii bir takım korkunç olayla yaşanmadı desek yalan olur yani. Olur mu öyle şey ya? Siz bakmayın ona, tevazi yapıyor. Yaşandı. Hem de çok ciddi şeyler yaşandı. Benim ricam yetkililerden bu olayın bir an önce aydınlatılmasıdır. Benim çocuğum var. Gıplaşma lan. Benim çoluğum var, çocuğum var kardeşim. Benim psikolojim bozuldu kardeşim. Psikolojim bozuldu, elim ayağım titriyor. Soruyor, bu saatten sonra ben hayatıma nasıl devam edeceğim kardeşim? Kestik. Nasıldık, inandırıcım değil mi? Çok iyi, gayet iyi. İyi oynadın değil mi? Sağ ol. Fena değilim de. Evet sayın seyirciler, köydeki olaylarla ilgili bilgi almaya devam ediyoruz. Kolay gelsin, iyi günler. Benge hiç uğrama falan demeyin. Benge hiç uğrama falan demeyin. Uzaylı derseniz uzaylılara da karşıyım. Birilerinin çok çikini oynağına geldik. Bak, namaz hocası. Sabahtan beri bu namaz hocasından öğrenmediğim sure kalmadı. Neden? Uğramalara ve uzaylılara karşı namaz hocası. Hem ben çözeceğim bunları. Hem çok çikin çözeceğim bunlara. 10 numara bir çözümle. Bir kere uğrama dediğin öyle zırt pırt insanlığa görünen varlıklar değil. Onların alemiyle bizim alemin arasında görünmez bir perde var. Efendim senelerde söylüyorlar. Bu evde periler, hayaletler var diyorlar. Bir takım varlıkların olduğundan bahsediyorlar. Ömme, yalan. Kesin altında gömü arıyorlar. Kimseler gelmesin diye de... uğramalığa bak diyorlar. Allah bizi bu tür insanların şerrinden korusun. Çoluk çocuğun psikolojisi bozuldu. Çok zor vallahi, çok zor vallahi. İddia ediyorum. Yağ yerinde oynayacak. Bakın dünya şu çektiğim fotoğrafları gördüğünde yer yerinden oynayacak. Buradan ben bilim dünyasına da seslenmek istiyorum. Bilim adamlarına da seslenmek istiyorum. Akıllarını başlarına alsınlar. Yok UFO'ymuş, yok uzaymışmış da. Benim memleketimin uğramasının neye eksik? Soruyorum. Ha benim memleketimin uğramasının niye eksik? Uzaya bir tonla para yatırıyorlar. Benim memleketimin neye eksik? Tamam, kestik. Performansım nasıldı? Ödüllendirirsiniz gari. İyi günler. Biz Zeha Muhtar'ın haber ekibindeniz. Aşağıdaki mahallede Deli Hikmet'in evi var. Orada yaşanan doğaüstü olaylarla ilgili size birkaç soru sorabilir miyiz? Sağ ol kardeşim, ilgilenmiyorum ben. Benim derdim bana yeter zaten. Ama herkesten bir iki cümle aldık. En azından siz de bir şey söylerseniz lütfen. Tamam, söyleyeceksin. İstediğin soruya cevap vereceksin. Ama ben de sizden bir ricam olacak. Eğer kabul ederseniz beni dünyanın en mutlu insanı edersiniz. İlahi de varmış ya lan. Bilmem bir daha radyo kurarsak senden ilahi isteyeceğim bak söz. Ah Nalan Hanım ha. Senle onca yaşadıklarımızdan sonra seni bu şekilde sökmek istemezdim emme. Yeter lan gari. Ana. Bu ne duygusallık be. Sanki temelli işin peşini bırakmışız gibi. Yüzünüz gülsün be. Sadıçlar. Her şey için sağ olun be. Sizi de işinizden gücünüzden gittim. Allah razı olsun. Ya
Yok oğlum. İşte eşim ve Agi Deşli'nin kurduğu radyo. Eşim başarılı bir radyocu. Yeşilova'da herkes onun programını dinliyor. Ha, burası küçük bir yer sonuçta değil mi? Yani küçük bir yer diye insan hayallerinin peşinden gitmesin mi? Yani burayı korumak için numara yaptılar öyle mi? Evet evet. Yani öyle olağanüstü bir durum yok. Tamamen radyolarını korumak için. Vallahi bravo. Yani burayı kendi imkanlarınızla yaptınız öyle mi? Aynen. MacGyver Süleyman. Eşimin Agi Deşli. Elinden her iş geliyor. Ben de Emin. Eskici Emin. Ben de çok çekin Reha Muhtar taklidi yaparım biliyorsunuz mu? Bak İnci. İyi akşamlar Türkiye. Her nerede yaşanıyor ya da yaşanılıyorsa. Nasıl? Aynısını yapıyorum ya lan. Boşun zorlu mu Sadıç? Ben aynısını yaptım. Gülmediler. Gülmüyorlar bak. Aynen böyle bakıyorlar. Zorlu mu hiç? Ben de müezzin Cemil. Medine'ye varamadım. Gül kokusu alamadım. Ben de müezzin kafamın ben. Bence tuhafecinin beni çalışıyor. Yani böyle ben bu kestini atmıyorum. Bir şeyler biliyorum ki söylemiyorum ben. Her neyse. Yani siz Hinci burada çekim yapıp burayı açık ederseniz... Gostaküsen ve jandarmalar burayı kapatacak. Emme açık etmezseniz burada yayın yapmaya devam edecekler. Ne yapalım Faruk? Ne diyorsun? İçeri kimseyi almayız. Aşağıda koridorda falan birkaç çekim yaptık mı bize yeter. Yani siz açık etmeyeceksiniz öyle mi? Kimseye bizim burada olduğumuzu söylemeyeceksiniz. Hüseyin abiye de benden bahsetmeyi verirsiniz. Tamam. Yaş be. Vallahi şimdi bütün düzenekleri ben seni yeniden kuruveririm. Hepimiz böyle bir tarafından tuttuk mu? Eski halin getiririz burayı vallahi. Ne korkunç oluyor ben seni anlatamam. Bütün özel efektini kadar yaparız biz seni be. Yok yok gerek yok. Biz bir bakalım karar veririz. Bey başardık be. Vallahi be. Kurtardık be radyoyu. Vallahi kapatmayacağız ya. Sen öldürdün. Ben hani bir an heyecanlanınca gelin tutmadım öyle şey yaptım ya. Yani. İsmail. Hı. Bak ben sizin ne kadar iyi insanlar olduğunuzu biliyorum. Ne kadar iyi niyetli olduğunuzu da bazı böyle içinden çıkamadığınız durumlarda ufak tefek sahtekarlıklara başvurduğunuzu da biliyorum. Ama her zaman üçüncü bir yol vardır İsmail. Dürüstlük gibi. Hadi lan Sabahattin nerede kaldın lan? Haberler başlayacak şimdi. Geldim geldim Fikri abi. Başlamadı daha değil mi? Başlamadı. Hadi yardım et de toparlayayım şunları. Sandalyelerin de senin gibi ben. Cemile, acele et. Haberler başlayacak. Geldim Kamil. Geldim. Uzanlar gelmiyor mu? Onlar evde seyredeceklermiş. Hoş geldiniz be. Hadi geçin, geçin, geçin. Hoş bulduk Hayati abi. Neyse, biri bak başladı mı yoksa kaçırdık mı? Yok yok, başlamadı daha. Anam da darı patlatıyor. Gelin hadi. Hadi. Geç kalmıyor. Yok be ya. Hadi, hadi geç. Hadi çabuk. Sibe, boş kız, boş. Başlıyor, boş. Geldim, geldim. Çabuk, bakalım. Çabuk çekil. Çekil çekil. Çekil sesini atacağım biz. Yeşilova küçük bir Ege kasabası. Ve orada yaşanan esrarengiz olaylar. Ben diyor. Benim söylüyor. Benim yaşadığım esrarengiz olay diyor. Ya.
uzaylılar mı, ecinliler mi, yoksa Andık canavarı mı? Evet sevgili seyirciler, burada çok acayip şeyler olmuş. Halk tedirgin, olayın şokunu üstünden atamamışlar. İşte bir türlü tespit edilemeyen üçüncü türün saldırısına uğramış bir vatandaşımız. Kendisi bu saldırı sonucu sakat kalmış. Allah bizi varlıkların şerrinden korusun. Çok sağ ol Allah, çok sağ ol Allah. Ben mi çarpılmışım? Ben çarpılmadım ki. Ben onunla böyle laflar etmedim ki. Ne oluyor ya? Ne oluyor o da? Yok gari. Hakikaten uzaylılar mı çarpmış buna? Ama kardeşim bu işin mağduru benim yani. Şimdi Kamil'e ne oluyor? Psikolojisi bozulan bir vatandaşın kasabada yaşananları kaldıramayıp intihar ettiği söyleniyor. İşte o vatandaşımız. Benim çocuğum var. Taş bana. Benim çoluğum var, çocuğum var kardeş. Benim psikolojim bozuldu. Elim ayağım titriyor. Ben bundan sonra hayatıma nasıl devam edeceğim? Soruyorum size, hayatıma nasıl devam edeceğim? Ne diyor lan bu? Kardeşim ben intihar etmedim. Buradayım işte. Ulan yalan dolan haber yapmışlar. Kasabaya rezilip çekler beni. Mahkemeye verdim lan siz, mahkemeye verdim. Gülmeyin lan siz de. Aa! Hüseyin intihar etmiş. Hiç haberimiz olmadı ya be. Ya Hayati abi, bunlar sansasyonel olsun diye öyle yapıyorlar. Yalan haber bunlar ya. Yok öyle bir şey. Öncelikle söz konusu evin içinde 1986 senesinde doğaüstü olaylara meydana gelince belediyemiz bir vurup ucalar mı bilir, bilim adamları mı açıklar, kapatırız. Ne yapmış bunlar böyle be ya? Ben böyle bir şey demedim ki 86 senesinde. Gördüğünüz gibi 1986 yılından beri bu olayların devam ettiği söyleniyor. Kasabalı da haliyle kendince yöntemler geliştirmiş. Namaz hocası, uzaylılara karşı namaz hocası. Hem de on numara. Namaz hocası mı? Ne gülüyorsunuz lan? Ben öyle demedim. Bütün söylediklerimi çarpıtmışlar bununla. Ne halde olsun benzinci? Sebahattin abiye bak sen ya. Namaz hocasından koruyacaymış. Tabii Yeşilova'nın sadece uzaylılar ya da üçüncü türle yaşadığı sıkıntıları yok. Bazı aşklara da şahit olduk. Genciyle, yaşlısıyla güzel aşklar gördük. Bunlardan biri de bence sıra dışı bir aşk. Çünkü kendisiyle konuşmak istediğimizde bizden sadece tek bir şey istedi. Şimdi mikrofonu kendisine bırakıyoruz. Beni buradan herkes izliyor değil mi? Ben 60 milyonun önünde bir şey söylemek istiyorum da içimden geçenleri yani. Ben görücü usulü efendim biliyor musun? Bir kız vaat edildi. Ulu dedim, evlenirim dedim. İlk başta da ne bileyim yabancı gibi geliyordu. Ama insan zamanla bazı şeyleri paylaşınca bir şeyler de değişiyor işte. Ne bileyim tarlaya koşuyorsun, barabar koşuyorsun. Harman kaldırıyorsun, barabar kaldırıyorsun. Burayı sapını uzatıveren bir bağ. Susuyorsun, bir su verenin oluyor. Terliyorsun, affedersin kokuyorsun. Burun kıvırmayanın oluyor. Tamam zaman zaman bocaladığın anlar oluyor. Acaba la dediğin zamanlar oluyor. Evlenmeseydim nasıl oldu dediğin zamanlar da oluyor. Ama İnsanın çok sevdiğini anlaması için bazı şeyler olması gerekiyor ya işte. Dövülünce çıkıyor ya buğday başağın içinden. Öyle kocaman kocaman imtihanları atlattık ben kere. Bir bakıyor, bu senin vazgeçilmezin olmuş. Kalbin baş köşesine vurulmuş. Kusura bakma, biz öyle süslü laflar etmeye pek beceremeyiz. Ben söyleyeceğimi öyle dolan başlı söylemeyeceğim, dimdirekt söyleyeceğim. Naciye, burada 60 milyonun önünde sana yalan söyleyecek değilim. O senin nasırlı ellen bayağı boyalı,
Ocele ellere değişmezsen Naciye. Gel hayalim, anıları alalım, kaçalım buralardan. Gel yoruldum yalanları yaşayan gururumdan. Bir ömür var, bir de aşkımız yeter bu zamana. Gel baharım, kaybolalım. Hayırdır Sabahattin? Sabah sabah nereye böyle? Gostaküsen yanına gidiyorum. Şu bizim beyaz eşyacı Gostaküsen var ya, hakkımızda bir takım haberler çıkmış. Onu aydınlatmaya gidiyorum. Biliyorum, biliyorum. Dün akşam izledim ben de. Neydi ulan o öyle uzaylılara karşı namaz hocası okuyorum falan? Aa, ben öyle demedim. Gandırıldık dedim, çarpıtmışlar. Yürü lan, sabah sabah seninle mi uğraşacağım? Yok namaz hocasımışmış da, yok uzaylımışmış da. Dur Sabahattin, dur. Üsene gidiyorum diyordun değil mi sen? Aa, öyle dedim. Heh, hele bir dur. Geçen gün fotoğraf çıkartıydım ben ona. Bir tane eksik basmışım. Madem oraya kadar gidiyorsun, şunu da götürüver bir zahmet. Ben hallederim. Kolay gelsin Necdet abi. Bizim fotoğraflar çıktı mı? Hazır hazır, gel gel. Neymiş lan bu kadar önemli olan? Bunlar bizim Daltonlar değil mi lan? Çakma Daltonlar. Demek hepsi uyumlu ha. Demek hepsi uyumlu ha.